Temmuz'u gösteriyor. Saatler 12, gün ortasıyla yeni bir günde karşınızdayız. Kurban Bayramı'nın 4. günündeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bundan sonraki normalleşme süreci ele alındı. Bir diğer önemli görüşmede Rus lider Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile yapılan görüşmeydi. Ukrayna krizi ve tahıl koridoru masaya yatırıldı. Tahıl koridoru çok önemli. Birleşmiş Milletler gözetiminde oluşturuluyor bu tahıl koridoru. Rusya'ya da bir heyet gidecek. Türkiye'den çok yakın zamanda bu koridorda oluşturulmuş olacak. Şimdi dış politikada önemli gelişmeler var. Geçtiğimiz haftaya bakacak olursak Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifası çok konuşuluyor. Hala gündemde, hatta ardından kim aday olacak? Birçok isim de gündeme geldi. 11'den fazla isim gündemde İngiltere'de. İngiltere'deki son durumu alacağız. Bugün Londra'ya gideceğiz. O başbakan kim olacak? Hangi isimler öne çıkıyor? Özgür Özkaya bize aktaracak son durumu. Yurda döneceğiz ve tüm gelişmeleri masaya yatıracağız. Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Ve tabii ki geçtiğimiz Cuma'nın en önemli gündem başlıklarından biri de Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikast. Hem de seçim öncesi gerçekleşti bu suikast. Ve ardından seçim gerçekleşti ama Shinzo Abe'nin partisi parlamentoda sandalye sayısında arttırdı. Bu suikast ters tepti diyebiliriz ama Asya Pasifik ekseninde ne oluyor? Bu suikastin arkasında ne var? Bunları masaya yatıracağız. Hem Doğu Akdeniz, hem Orta Doğu, hem Suriye'deki olası operasyon yakın mı? Hepsini konuşacağız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan genel açıklamalar da var çünkü. Kiminle konuşacağız? Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bugün bizlerle birlikte olacak. Ve Et ve Süt Kurumu'ndan gelen bir açıklama var. Kurbanlıklar, satılmayanlar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak. Soralım, bugün Trabzon'a gideceğiz. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir'e soracağız. Bu karar nasıl karşılandı? Karadeniz'den ayrılmıyoruz. Rize'ye de gideceğiz. Rize'de çay üreticilerine budama desteği verildi. Bunu öğreneceğiz, bu karar üreticiler tarafından nasıl karşılandı efendim. Rize Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Mustafa Mavi de bugün yayınımızda olacak. Yani bir yurt turu ve yurt dışına gideceğiz. Gün ortası yine yoğun gündemle karşınızda diyelim. Hiç zaman kaybetmeyelim ve başlayalım bültenimize. Evet, başlıyoruz. Vatan Partisi'nin uluslararası alanda ses getiren NATO'dan çıkalım kampanyasına İsviçre Komünist Partisi'nden destek geldi. Parti Genel Sekreteri Massimiliano Alfai, Türkiye'nin emperyalist örgütten çıkması için başlatılan kampanyanın coşkuyla karşılandığını ifade etti. Türkiye NATO'dan ayrılırsa dünya barışı daha yakın olacak diyen Ay, kampanya için İsviçre'de çok sayıda imza toplayacaklarını belirtti. NATO'dan çıkalım, başı dik yaşayalım. NATO'dan çıkalım, Gladio'dan kurtulalım. Emperyalist örgütten çıkılması için başlatılan kampanya coşkuyla karşılandı. Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasıyla dünya barışının daha yakın olacağı vurgulandı. NATO Türkiye'nin savunması için olmazsa olmaz diyorlar ya. Hayır, NATO tam tersine tehdidin kaynağı, odağı. Vatan Partisi'nin NATO'dan çıkalım kampanyası uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Başlatılan imza kampanyasına İsviçre Komünist Partisi'nden destek geldi. Türkiye'nin çok kutuplu bir dünyanın doğuşuna engel olmak isteyen bu emperyalist örgütten çıkması için başlatılan kampanyayı coşkuyla karşıladık. İsviçre olarak resmiyette tarafsızız. Ancak silahlı kuvvetlerimiz giderek NATO'ya bağımlı hale geliyor. Ve subaylarımız Amerikalılar tarafından eğitiliyor. İsviçreli milliyetçiler güya NATO'ya karşı çıkıyorlar. Ama gerçekte onların her istediğini kabul ediyorlar. Biz devrimciler ise bu yabancı ülkelere bağımlılığa karşı mücadele ediyoruz. İsviçre Komünist Partisi Genel Sekreteri Massimiliano Arif Ay, mevcut tarihsel aşamanın önceliğinin NATO'nun zayıflaması olduğunu belirtti. Ay, Türk halkının Atlantik sistemine ve silahlı kanadına isyan etmesinin bağımsızlıkla barış özlemindeki herkes için önemli bir işaret olacağını ifade etti. Türk hükümeti 15 Temmuz'dan gerekli dersi almalıydı. NATO darbe girişimini destekledi. Ancak Türkiye, kendi milli çıkarlarına da aykırı olarak Avrasya'ya savaş getirmek isteyen bu örgütün parçası olmaya devam ediyor. Türkiye NATO'dan ayrılırsa dünya barışı daha yakın olacak. İsviçre'den çok sayıda imza toplayacağınızı umuyoruz. Türk halkının Atlantik sistemine ve silahlı kanadına isyan etmesi, bağımsızlık ve barış özlemindeki herkes için önemli bir işaret olacaktır. NATO'nun
her yere doğru genişlemesi Türkiye için bir tehdit anlamı taşımaktadır. Ama bu genişleme NATO'nun mezarına doğru bir genişlemedir. Öte yandan Vatan Partisi'nin NATO'dan çıkalım kampanyası kapsamında ABD ve NATO üslerinin yanı sıra yurdun birçok noktasında eylemler yapıldı. NATO'nun kanlı tarihi anlatıldı. Eylemlerin yanı sıra açılan imza masaları da yoğun ilgi görüyor. İmza kampanyası ise sadece alanlarda değil, internette de devam ediyor. NATO'dan çıkma talebinin yer aldığı bildiriyle NATO'dan cikalim.com adresinde yurttaşlardan imza toplanıyor. Katil NATO, Türkiye'den defol. Terörle mücadeleyle devam edelim. Terörle mücadele yurt ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya bir darbe daha indirdi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan iki PKK-YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PKK-YPG ailelerinden zorla aldığı çocukları militan kadrosuna katıyor. Terör örgütünün çocuklara yönelik yıllardır devam eden suistimalleri bir kez daha Birleşmiş Milletler raporunda yer aldı. Rapora göre örgüt geçen yıl çoğunluğu Suriye'de 250'ye yakın çocuğu zorla silah altına aldı. Terör örgütü YPG-PKK'nın Suriye'de yüzlerce çocuğu silah altına alması bir kez daha Birleşmiş Milletler'in 2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda yer aldı. Raporda dünya genelinde 6310 çocuğun çatışmalarda silah altına alındığına dikkat çekildi. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'nin işgalindeki bölgeler en çok çocuk istismarının yaşandığı yerler olarak öne çıktı. Terör örgütünün bu bölgelerde geçen yıl 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı belirtildi. Rapora göre PKK-YPG'nin bir kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu İç Asayiş Güçleri adlı terör oluşumu da aynı yıl içinde 24 çocuğu silah altına aldı. Yine PKK'ya bağlı sözde Afrin Kurtuluş Güçleri geçen yıl 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattı. PKK-YPG ile silahlı uzantıları Afrin Kurtuluş Gücü ve İç Asayiş Güçleri'nin ayrıca Suriye'de geçen yıl 73 çocuğu öldürdüğü bilgisi de raporda yer aldı. Terör örgütü PKK'nın çocukları zorla silah altına alması uzun yıllardır başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarca gündeme getiriliyor. Birleşmiş Milletler raporundaki sayının ise tahminlerin çok altında olduğu düşünülüyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünya genelindeki çatışmalarda geçen yıl 2515 çocuk öldürüldü, 5555'i sakat bırakıldı. Çocuk kaçırma ve cinsel istismar olayları da %20 arttı. Çocuklara yönelik hak ihlallerinin %55'inin devlet dışı aktörlerce işlendiğine dikkat çekilen raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde 23.982 çocuğun istismar edildiği vurgulandı. Şimdi FETÖ'nün inanç sömürüsüne dair bir gerçek daha ortaya çıktı. Terör örgütünün yurt dışı organizasyonlarında kurban kestirmek isteyen insanları dolandırdığı belirlendi. Örgüt bu sayede milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. Fethullahçı terör örgütünün inanç sahibi insanların kurban görevine suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Örgüt, yurt dışı organizasyonlarında kurban kestirmek isteyen insanların kurban paralarını da hesaplarına aktardı. Afrika'da FETÖ okullarında görev yapan bir kişinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak anlattığı yöntem akıllara durgunluk verdi. İtirafçı, kurban bağışlarının sadece onda birinin kurban kesimi için kullanıldığını, kurban sahiplerine ise aynı kurbanın resimlerinin sanki kurban kesilmiş gibi gönderildiğini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'ye geldiğini belirten itirafçı, kurban kesilmek üzere gönderilen paraların tam karşılığının verilmediğini, 1000 kurban kesilmesi gerekirken 10 tane kesildiğini, insanlara kurban kesilmiş gibi resimlerin gönderildiğini söyledi. Örgüt bu yöntemle milyonlarca doları hesaplarına aktardı.
FETÖ sadece yurt dışında değil, yurt içinde de topladığı kurban paralarını zimmetine geçirdi. İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların toplanan kurban bağışı paralarıyla yurt dışı gezilere çıktıkları ele geçirilen fotoğraf karelerine yansıdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PDY soruşturması kapsamında ele geçirilen fotoğraflar ve örgütün kullandığı muhasebe kayıt sistemine düşülen notlar, gözaltına alınan zanlıların toplanan kurban bağışı paralarıyla yurt dışı seyahatlerine çıktıklarını ortaya koydu. Ele geçirilen muhasebe kayıt sisteminde kurban için toplandığı görülen paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı, oluşturulan bütçenin örgütün çeşitli ihtiyaçlarının yanında örgüt üyelerinin yurt dışı seyahatlerine de aktarıldığı kaydedildi. İzmir'de 16 Mayıs'ta FETÖ'nün Okullar ve Dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Meyser Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 kişiden 19'u tutuklanmıştı. Evet, Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'da enerji krizi devam ediyor. Rusya-Ukrayna kriziyle gündeme gelmişti. Rusya bakım onarım gerekçesiyle kuzey yakın bir boru hattından Almanya doğalgaz tedarikini 10 günlüğüne askıya aldı. Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom İtalyan enerji firmasına da gaz akışını azalttığını duyurdu. Rusya tarafından atılan bu adımlar Avrupa'da endişe yarattı. Avrupa'da Rus gazı tedirginliği artıyor. Rus doğalgazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan kuzey akım bir boru hattındaki akış bakım çalışmaları nedeniyle durduruldu. Avrupa'ya günlük 67 milyon metreküp doğalgaz ulaştıran boru hattında çalışmaların 21 Temmuz'a kadar süreceği açıklandı. Kış için depolarını tamamen doldurmayı hedefleyen Avrupa ülkeleri, Rusya tarafından atılan bu adımın Avrupa'ya gaz arzını daha da kısıtlamak için yapıldığından endişeli. Gazprom, 15 Haziran'da Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğini açıkladı. Bu ekipmanlar, kuzey yakın bir doğalgaz boru hattının bakımı için kullanılacaktı. Bunun üzerine Rusya, söz konusu hattın toplam kapasitesinde %40 oranında kesintiye gitti. Öte yandan İtalyan enerji firması Eni de Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye gittiğini açıkladı. Eni, Gazprom tarafından önceki günlerde ortalama 32 milyon metreküp gaz tedarik edilirken, bugün yaklaşık 21 milyon metreküp gaz akışı sağlanacağına ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu. Gazprom, 15 Haziran'da Eni'ye gaz tedariğini %15 azalttığını açıklamıştı. Rus enerji firması, 17 Haziran'da da Eni'nin talep ettiği günlük yaklaşık 63 milyon metreküplük gaz miktarının sadece %50'sini karşılayacağını İtalyan firmasına iletmişti. Efendim, COVID-19 vakaları dünya genelinde yeniden yükselişe geçti. Endonezya'da yeniden maske zorunluluğu getirildi. Ülkede son 24 saatte 1681 yeni vaka tespitiyle toplam vaka sayısı 20.343 oldu. Dünya genelinde artışa geçen COVID-19 vakaları nedeniyle birçok ülke kaldırdığı tedbirleri yeniden gündemine aldı. Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden maske zorunluluğu getirildi. Haberi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo duyurdu. Joko Widodo, ülkeleri COVID-19 vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun yeniden getirildiğini ifade etti. Ülkede son 24 saatte 1681 yeni vaka tespitiyle toplam vaka sayısı 20.343 oldu. Öte yandan Türkiye'de ise vakaların artmasıyla hatırlatma dozu randevuları açıldı. Koronavirüs vaka haritasına göre 27 Haziran ile 3 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre %114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu. Ve güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 169 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı ise tutuklandı. Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine karşı teyakkuz halinde.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu torbacı olarak tanımlanan satıcılara verme hazırlığındaki ÖA ve NÖ'yü takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin uyuşturucu maddelerin bir kısmını araçla nakledeceği, bir kısmını ise bir evde sakladıkları belirlendi. Ekipler bunun üzerine Fatih'te belirlenen adres ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu türevlerinden metamfetamin olduğunu değerlendirdiğimiz madde. Operasyonda 129 kilogram kristal ve sıvı sentetik uyuşturucu, 40 kilogram kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin liraya da el konuldu. Gözaltına alınan ÖA ve NÖ jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye'deki durumun yanı sıra Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenlik koridoru oluşturulmasına dair hususlar da ele alındı. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bayramda da diplomasi trafiği yoğundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturması planı ile ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti. İki lider bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Ayrıca özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentiler ifade edildi. Şimdi tahıl koridoru dedik ya, bununla ilgili bir sıcak gelişme de var. Bir son dakika gelişmesi, hemen bu son dakikayı da size aktaralım. Reuters'ın Rus haber ajansı İfaks'tan aktardığına göre Rus ve Türkiye heyetleri arasındaki Ukrayna'nın tahıl ihracatına ilişkin toplantı yarın İstanbul'da yapılacak. Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tahıl konusundaki istişarelerde Rusya ve Türkiye'de katılacak. Tahıl koridoru bir diplomasi trafiği vardı. Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi. Rus lider Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce haberimizde de verdik. Ve tahıl koridoru gündeme gelmişti. Bu diplomasi trafiği de artarak devam ediyordu. Şimdi Reuters'ın Rus haber ajansı İfaks'tan aktardığına göre bir kez daha belirtelim. Rus ve Türk heyetleri arasında Ukrayna'nın tahıl ihracatına ilişkin toplantı yarın İstanbul'da yapılacak. Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tahıl konusundaki istişarelerde Rusya ve Türkiye'ye katılacak. Bunu da belirtmiş olduk, bu sıcak gelişmeyi. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Temmuz ayı sonunda Güney Amerika turuna çıkıyor. Erdoğan 4 gün sürecek temasları kapsamında Meksika, Venezuela ve Arjantin'i ziyaret edecek. Venezuela'ya yapılacak iadeyi ziyareti 54 iş birliği anlaşması imzalanacak. Türkiye, Güney Amerika ile işbirliğini güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı sonunda Güney Amerika yolcusu olacak. Erdoğan, 4 gün sürecek temasları kapsamında Meksika, Venezuela ve Arjantin'i ziyaret edecek. Ziyaretin en önemli ayağını Venezuela'da oluşturacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ağırlayacak. Görüşmesinde 54 işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Değerli dostum, ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harflerle yazdırmıştır. Venezuela burada küllerinden doğan bir kuş. Venezuela'ya yapılacak iadeyi ziyarette iki ülke arasında mevcut enerji anlaşmalarının genişletilmesi gündeme gelecek. İki ülke arasında petrol, gaz, elektrikle petrokimya sektörlerinin genişletilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yeni adımlar atılması planlanıyor. Venezuela halkının 15 Temmuz'da milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca hidrokarbon arama, üretim ve rafinaj, doğalgazın işlenmesi, pazarlanması, taşınmasıyla dağıtımına ilişkin projelerin genişletilmesi de ele alınacak. En zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 1,5 ay önce Ankara ziyareti sırasında Türk yatırımcıları ülkesine davet etmişti. Venezuela'daki Türkiye için ayrılan ve Türk İşlent olarak adlandırılan bölgede masadaki başlıklar arasında olacak. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği imkanları ve karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. Yatırımcının elde edeceği hasılat, Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabilecek. Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bu konuda somut adımlar atılması öngörülüyor. İlişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Eğitim ve kültür, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Un mundo pluripolar lo llamamos nosotros. Bir dünya ki biz buna çok kutuplu dünya diyoruz. Bu anlamda Türkiye bizim için bir örnek teşkil ediyor. Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirdiğinizde Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanının G20 üyesi Meksika ve Arjantin temaslarındaysa ağırlıklı olarak ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak. Türkiye son dönemde Latin Amerika ülkeleriyle daha sıkı ilişkiler sağlamak amacıyla bölge ülkelerine yönelik aktif bir dış politika izliyor. 2010 yılına kadar bölgede Türkiye'nin 6 diplomatik temsilciliği varken bu sayı bugün 20'yi buldu. Şimdi İran'la Katar arasındaki diplomatik temas sıklaştırıldı. İki ülke dışişleri bakanları Tahran'da bir araya gelmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed El Sani telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede liderler birbirlerine Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Reisi bir telefon görüşmesi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptı. İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan Doha ile Tahran arasındaki diplomatik temaslar sürdürülüyor. Geçen hafta Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman İran'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir de telefon trafiği başlatıldı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi yaptı. İranlı ve Katarlı yetkililerin son dönemde yoğun görüşmelerine değinen Reisi, bu görüşmelerle istişarelerin iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasında olumlu etki bırakıyor dedi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani de telefon görüşmesinde İran halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Katar Emiri ayrıca ikili ilişkilerin gelişme sürecinden ve anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Katar Emiri'nin yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de telefonda görüştü. Reisi, ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki alışverişlerin özellikle de enerji ile tarım alanında artması için hazırız ifadelerini kullandı. Şahbaz Şerif'le takas yöntemiyle alışveriş yapmak ve aynı zamanda enerji alanında işbirliği yapmak istediklerini bildirdi. Efendim şimdi yaptırımlar altındaki İran ve Rusya'dan doları saf dışı bırakma hamlesi geldi. Açıklamayı İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi yaptı. İki ülke arasında finansal anlaşmaların sağlandığını belirten İran Merkez Bankası Başkanı, Tahran ve Moskova arasındaki ticari işlemlerde dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.
Dolar hegemonyasının çöküşü hız kazandı. Ülkeler teker teker ulusal para birimiyle ödeme sistemine geçiyor. Bu konuda İran ve Rusya da yeni yollar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Açıklama İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi'den geldi. Salih Abadi, yaptırımlar altındaki Tahran'la Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanlarda bazı önemli anlaşmalar sağlandığını belirtti. İran Merkez Bankası Başkanı, iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladıklarını söyledi. Rusya ziyarete dönüşünde başkent Tahran'da basın açıklaması yapan İran Merkez Bankası Başkanı, ulusal para birimlerinin kullanılması Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi dedi. Yakında varılan anlaşmaların hayata geçeceğini belirtti. İki günlük ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Rusya'ya giden Salih Abadi, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'la bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasındaki bankacılık işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. İran 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalırken, Rusya ise Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında uluslararası yaptırımların hedefi oldu. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan, Rus doğalgazından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Goyal, ülkesinin Rusya'dan petrol ithal etmeyi sürdüreceğini belirtti. Goyal, Batı'nın da Rus gazı kullandığına dikkat çekti. Hindistan, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen Rus doğalgazından vazgeçmiyor. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Batı'dan gelen eleştirilere yanıt vererek ülkesinin Rusya'dan petrol ithal etmeye devam edeceğini belirtti. Financial Times gazetesine röportaj veren Goyal, Rusya ile Hindistan'ın arasındaki uzun süredir devam eden ilişkiye dikkat çekti. Her iki ülkenin de ulusal menfaatlerini korumak zorunda olduğunu söyleyen Goyal, Avrupa'nın da Rus doğalgazını kullandığını söyledi. Ve Srebrenica katliamı, Srebrenica kurbanları katliamının 27. yılında törenlerle anıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda katliamı merkez üssü olarak kullanılan eski akümülatör fabrikasında tören yapıldı. Ayrıca kimliği belirlenen 50 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Srebrenica katliamı aradan geçen 27 yıla rağmen hala yakın tarihin kanayan yarası olarak tazeliğini koruyor. Srebrenica için Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler'in üs olarak kullanıldığı ve katliamın merkezi haline gelen eski akümülatör fabrikasında anma töreni düzenlendi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Başkanı Sefik Dzaferovic katliamın planlı şekilde yapıldığına dikkati çekti. Srebrenica'nın bugün dünyanın en üzünlü kenti olduğunu söyledi. Benim sahrane. Anma törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve bazı AK Partili milletvekilleriyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada uluslararası toplumun Srebrenica'da yaşananlara sessiz kaldığını belirtti. Bu katliamın failleri kadar uluslararası camianın da bir şekilde payı olduğunu unutmamamız gerekir. Uluslararası camianın göstermiş olduğu sessizlik, kararsızlık ve en acısı duyarsızlık hala hafızalarımızdadır, hala kayıtlardadır. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için bu soykırımın suçlularının hepsinin uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmaları, bu suça ortak olanların da mahkeme önlerine çıkartılmaları şarttır. Anma töreninin ardından soykırım mezarlığı olarak bilinen Potoçari Anıt Mezarlığı ziyaret edildi. Kurbanların mezarlarına karanfiller bırakıldı. Srebrenica'da kayıpları bulmak için devam eden çalışmalarda naaşlarına ulaşılan kurbanlar kimlikleri tespit edilerek her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Bu yıl kimlikleri tespit edilen 50 kurban daha törenle defnedildi. Son definlerle Srebrenica'da şu ana kadar kimliği belirlenenlerin sayısı 6.721'e yükseldi.
Srebrenica katliamının kurbanları Balkan ülkelerinde de törenlerle anıldı. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden sessiz atlayış yapıldı. Zenica'da katliamın kurbanları için sessiz yürüyüş düzenlendi. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da anma töreni yapıldı. Yugoslavya İç Savaşı'nda Rotko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'yı işgal etti. Mladic kente hiç zorlanmadan girerken Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan siviller de Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların şehirden çıkmasına izin veren Sırplar, en az 7372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Birleşmiş Milletler korumasındaki binlerce sivilin Avrupa'nın gözü önünde katledilmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçti. Sivilleri Sırp birliklerine terk eden Hollanda'nın katliamdaki rolü ise hala tartışılıyor. Şehrin işgal edilmesinin ardından Hollandalı askerlerin komutanı Tom Karmans'ın 11 Temmuz günü katliamın komutanı Mladic'le kadeh kaldırması büyük tepki toplamıştı. Yunanistan'dayız. Yasa dışı olarak yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü Ahmet Doğan'ın botu Yunanistan tarafından geri itildi. Yunan polisi değerli eşyalarını aldığı FETÖ'nün Balıkesir imamı Ahmet Doğan'ı botla Türkiye'ye gönderdi. Ayrıntılar Ahmet Doğan hakkında hazırlanan dava iddianamesinde yer aldı. FETÖ'cü Doğan Fransa'ya gitmeye çalıştığını belirtti. Yasa dışı olarak yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cülerle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yunan güvenlik güçleri 2010 ila 2015 yılları arasında Balıkesir mahrem imamlığı yapan firari FETÖ'cü Ahmet Doğan'ı Mayıs ayında tutukladı. Doğan hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Doğan'ın ilginç kaçış hikayesine yer verildi. İddianameye göre Doğan, 20 Mayıs günü Meriç Nehri'ni geçerek Yunan topraklarına ulaştı. Yunan güvenlik güçleri Doğan'ı yakalayarak değerli eşyalarını aldıktan sonra botla Türkiye'ye geri itti. Ahmet Doğan ifadesinde kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiği için pasaportu olmadığını söyledi. Fransa'da yaşayan kızının düğünü için illegal yollardan Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a gittiğini iddia etti. FETÖ imamı Doğan, paramı alıp beni geri yolladılar dedi. Yurt dışına kaçışını kızının organize ettiğini öne sürdü. FETÖ'cü Doğan, kızım yurt dışına çıkmam konusunda Ali isminde bir şahsın bana yardımcı olacağını söyledi, ifadelerini kullandı. Üzerinde Polizei yazan tişörtte gelen kişilerin kendisini ve başka bir kişiyi de alarak uzun köprüye götürdüğünü belirtti. Ahmet Doğan, bizden 1500 avro alan iki kişi uzun köprüde araç değiştirip bizi ticari taksiyle 19 Mayıs gecesi Meriç Nehri'nin kenarına bıraktılar dedi. Doğan, tanımadığı iki kişinin botla kendilerini Yunanistan'a geçirip bıraktığını kaydetti. Efendim şimdi Et ve Süt Kurumu'ndan gelen bir açıklama var biliyorsunuz. Kurbanda satılamayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacağını açıkladı. Peki bu karar nasıl karşılandı? Bir Trabzon'a gidelim. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Sayın Ömer Demir Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz, iyi bayramlar. Trabzon'a selamlar. Çok. Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi önce şunu değerlendirmenizi istiyorum. İlk olarak nasıl karşıladınız bu kararı? Öncelikle sözlerimize başlamadan önce tüm ülkemizin, İslam aleminin, sizlerin, bizi izleyenlerin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Rabbim devletimize, milletimize, bütün insanlığa hayır getirmesini temenni ediyoruz. Evet. Biz her zor şartta, her olumsuzluklara karşı mücadele veren bir topluluk, bir aileyiz, bir çalışan kesimiz. Bütün olumsuzluklara rağmen üreten köylü kesim, zaten dünyanın şaşırdığı insanlardan birileri de bizleriz. Girdi maliyetleri bizi etkiler, kar, fırtına, pandemi, kuraklık, buna rağmen üreten köylü çiftçi, İşte bu bayramda mevcut olan kurbanlarımızın aşağı yukarı %90'ına varanı satıldı. %5 bazı yerlerde %10 az da olsa bir elimizde kurbanlık hayvan kaldı.
Bunu her yıl yaşıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde. Yani meblağ olarak, rakam olarak çok az kalıp yekün teşkil etmese bile üreticilerimiz diğer illerden getirdikleri kurbanları geri getirmek onlar için çok zor oluyor. Maddi de manevi de zor oluyor. Sizlerin aracılığıyla da ifade etmiştik. Et ve Süt Balık Kurumu'yla beraber iletişim halindeydik. Allah razı olsun, devletimiz de ilgililer de bu sese kulak verdi. Satılamayan üreticilerimizin kurbanlık hayvanlarını onların zarar etmeyeceği bir şekilde yani piyasa değerinden alacağını açıkladı. Gerçekten bizi çok mutlu, çok memnun etmişti. Nasıl bir fiyat politikası olur Ömer Bey? Şimdi şöyle efendim, şu andaki kasapların piyasadaki bu fırsatı değerlendirip satın aldığı fiyatların daha üstünde bir fiyatla beraber alacağını ifade etti yetkililer. Örneğin kilogramı 80 lira olan canlı kilogramı 80 lira olan bir kurbanlık hayvanı 85 liraya, yani onun da üzerinde alacağını ifade etti. Bu da köylü çiftçiyi, yani İstanbul'un dışından veya diğer büyük şehirlerin dışından gelen kurbanlıkları geri getirmek çok sıkıntılı ifade ettim. Normal fiyatın üstünden 5 lira daha kilogramın üstüne koyarak alacaklarını duyurdular. Bu da ziyadesiyle köylü çiftçiyi memnun etmiştir. Bakın, bu insanlara sahip çıkarsak, köylüyü çiftçiyi desteklersek, inanın bu bizim ülkemiz için çok büyük bir önem arz edecek. Yaklaşan büyük bir sıkıntı dünyayı bekliyor. Her geçen gün yaklaşıyor. İfade ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Dünya büyük bir krizle karşı karşıya kalacak, gıda kriziyle. Bu kaçınılmazsız. Bakın, henüz daha Hubat'la ilgili ciddi manada bir eksilme olmamasına rağmen evet, dünyada Hubat sıkıntısı yaşanıyor. O yüzden tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak lazım. İşte sosyal devlet böyle olması gerekiyor. Daha önce Hubat'taki alım fiyatı garantisi verdi. Şimdi ürünlerimizin, bu nezih insanların ürettiği hayvanları, kurbanlıkları İstanbul'a ve diğer illere getirip geri getirmenin büyük bir sıkıntı olduğunu ifade ettik. Onlar da bu sese kulak verdiler. Ve piyasanın 5 lira üzerinden alacağını ifade ettiler. Bu ziyadesiyle memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Böyle olması gerekir. Köylüye, çiftçiye sahip çıkmazsak bir zaman sonra sahip çıkacak köylü çiftçi bulamayız. Bakın, dünya iki tane ülkeye kalmış hububatı sıkıntısını çözsün diye. Dünya liderleri tarımda yeterli çalışmayı gösteremiyor. Biz koridoru açalım. Sayın Cumhurbaşkanımız koridordan sağlıklı ürünleri, hububatı getirsin. Dünyanın diğer ülkelerine satılsın diye dünya liderleri dilek temennide bulunuyor. Ama bu bir iki ülkeyle olacak bir iş yarın değil. Yarın İstanbul'da toplantı gerçekleşecekmiş tahıl koridoruyla ilgili. Bu da sıcak bir gelişme. Bununla beraber bu bizim Türkiye'nin sadece Cumhurbaşkanımızın başaracağı ve bitireceği bir iş değil ki. Bu dünya devletleri tarıma sahip çıkmak zorunda, yoksa açlıkla karşı karşıya kalacaklar. Bakın, böyle devam ederse parayla gıda alamayacaklar. Gelelim bizim ülkemize. Hamdolsun biz kısa süre zarfında bir sıkıntı yaşamayacağız. Bir sıkıntı görülmüyor. Ama bu sadece bizim yaşayacağımız dönemden, hayattan ibaret değil. Bizim geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız var. Bu ülkeyi bize emanet edenlerden aldığımız gibi biz de bizden sonrakilerine emanet etmek için çalışacağız. Biz tarım politikalarını gözden geçirip örneğin hububatta alım garantisiyle birlikte yeni bir ilme kazanan tarım politikalarını artırarak devam ettirmek zorundayız ki yaşanacak büyük bir sıkıntıdan biz en az zararla atlatalım. Hatta daha planlı, programlı, bölgesel tarım yaparsak dünyanın yaşayacağı büyük bir sıkıntıyı biz fırsata çeviririz. Çünkü üreten bir topluluğuz biz. Topraklarımız çok verimli, köylü çiftçimiz bütün sabotajlara rağmen
bütün olumsuzluklara rağmen üretiyor. Bakın, bizim çalışmamızda bu iş yetmiyor. Kötü niyetli insanlar da çalışıyor. Art niyetliler de çalışıyor. Sizlerin aracılığıyla seyretmedik mi? Salatalığı ucuz satanı tehdit ettiler. Ucuz ekmek satanın fırınını kurşunladılar. Meyve sebzeyi çöpe attılar. Kötü niyetli insanlar var. Bunları bertaraf etmek için iyi niyetliler, daha fazla bizler, daha fazla çalışmak zorundayız. Aksi takdirde zarar ederiz. 3-5 tane provokatif eyleme, bunlara meydanı bırakmamamız lazım. Hepimiz bir köşeden tutmamız lazım. Evet. Bu işi siyasete alet etmememiz lazım. Tarım politikası, milli eğitim, Milli Savunma Bakanlığı ne kadar önemliyse günümüz itibariyle tarım politikasının o kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Önlem almalıyız. Dünya önlem almak zorunda. Önemli. Tahıl tarafını konuştuk. Et ve süt haliyle yine fiyatlar da artarken Kurban Bayramı ama üreticiye destek çok önemli. Üretici fiyat endeksine bakıyoruz. TÜİK açıkladı, %134'lerde oldukça yüksek. Peki üretici ne diyor verilen destekler karşısında? Yeterli görüyor mu? Şu anda bizim geçmişten gelen maalesef sıkıntılarımız var. Bakın bu 30-40 yıldan beri gelen sıkıntılar. Gazi Mustafa Kemal'in buyurduğu gibi köylü milletin efendisidir. Ancak maalesef bizi efendi etmek yerine bizi daha çok sıkıntıya sokacak politikalarla karşılaşmışız. Gelelim günümüze. Günümüzde verilen güzel destekler var. Fakat geçmişten gelen büyük sıkıntılar olduğundan dolayı bu desteklere teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Bu destekler tam anlamıyla yeterli mi? Değil. Bakın, köylü ve çiftçi tarım ve hayvancılıktan ayrılıp başka bir sektöre gitti mi? Bunun geri dönüşü olmuyor. Bu sektör kutsal bir sektör. Bu anlayışla beraber bu sektöre destek vermek lazım. Ne yapmak lazım? Evet, hububattaki gibi alım garantisine ihtiyaç var. Devlet alım garantisi, yani fiyatın alt tavanını netleştirdi mi? Özel sektör bizden ürünü daha fazlaya alacak ki biz ona ürün verelim. Örneğin güzel projeler, diyor ki devlet, Toprak Mahsulleri Ofisi ile kurulan lisanslı depolara köylü ve çiftçi üretici, ben ürünümü satmak istemiyorum, daha çok para edecek diye depoya verebilir. Haliyle depoya verdiği zaman köylü orada masrafı var, ödemesi gereken kişi ve kurumlar var. Diyor ki Ziraat Bankası aracılığıyla depoya verilen hububatı 9 ay 0 faizle vermiş olduğu miktarın %75'ini faizsiz kredi veriyorum demek. Bu da köylüyü çiftçiyi kalkındırmak plan programıdır. Bunları artarak devam ettirmek zorundayız ki köylü çiftçi bu işi yapmaya devam etsin. Hububattaki olan planlamayı diğer ürünlerine, örneğin şu anda biz Karadeniz'deyiz. Fındıkla ilgili beklenti var. Bakın, Karadeniz'in neredeyse %100'üne varanı çay ve fındıktan hayatını idame ediyor. Örneğin fındığa verilecek olan rakamı çok daha iyi hesap edip mevcut girdileri göz önünde bulundurarak rakam verilmesi lazım. Köylü çiftçi bunu can kulağıyla dinliyor, bekliyor. Çocuğunu evlendirecek, işini yenileyecek, mobilyasını değiştirecek vesaire. Hububattaki yapılan, bir öncekinde Türk Şeker'de şeker pancarına yapılan destekler gibi alım garantili, fındıkta da çayda da, çayda da bunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız, fındıkta da bir beklenti var. Bu köylüye, bu çiftçiye kim 1 lira yardım etmişse muhakkak karşılığını köylü çiftçi öder. Bu köylü çiftçi ailesi ahde vefalıdır. Bakın hanımefendi, bir şirket düşünün, bir sektörde yıl sonunda bilançoya bakar, para kazanamazsa o sektördeki yatırımını başka bir yöne yönlendirir. Tabii. Ancak köylü çiftçi bütün olumsuzluklara rağmen, az kazanmaya rağmen kanaatkar bir millettir ve hayatını
işini idame ettirmek için gece gündüz çalışır. Onlara buradan kucak dolusu sevgilerimizi söylüyoruz. İyi ki varsın, iyi ki üretiyorlar, iyi ki bu tarıma destek vermeye bütün olumsuzluklara rağmen gayret ediyorlar. Ne güzel söylediniz. Köylü milletin efendisidir. İyi ki var üreticilerimiz. Tabii sorunlarını her zaman dile getireceğiz Ulusal Kanal ekranlarında. Siz de iyi ki varsınız. Konuşuyoruz, merak ettiğimiz soruları da size soruyoruz. Son bir cümleniz var mı? Aktarmak istediğiniz bir mesajınız bizi izleyenlere. Bu anlayışta olan sizler ve sizler gibi insanların sayısının artmasını temenni ediyoruz ki bizim geleceğimiz açlıkla karşı karşıya kalmasın. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Ömer Bey, İstanbul Ziraat Odası Başkanı Sayın Ömer Demir'le hem üretici tarafını konuştuk, hem Et ve Süt Kurumu'nun elde kalan kurbanları üreticiden alacağını söyledi. Nasıl karşılandı? Olumlu karşılandı diyor Ömer Bey. Ama tabii tahıl tarafını, hububatı unutmayalım dedi. Üreticilerimize destek verelim. Fındık haliyle yine gündemde olacak. Biz de konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi çok kısa bir aramız var. Reklamların ardından döneceğiz ve dış politika diyeceğiz. Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın. Efendim devam ediyor gün ortası. Reklamların ardından tüm uyarılara rağmen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 28 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arife ve Bayram'ın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada vatandaşları trafik kurallarına uyulması konusunda bir kez daha uyardı. Tatil bitimi olan 18 Temmuz'a kadar yollarda teyakkuzda olacaklarını vurgulayan Soylu, sürücülere emniyet kemeri uyarısı yaptı. Trafikte bayramınız kemerli olsun ifadelerini kullandı. Yurt genelinde yakalanarak göç idaresi merkezlerinde barındırılan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor. Afgan uyruklu 260 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi. Afganistan uyruklu 260 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek. Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanarak barınma merkezlerinde tutulan düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu işlemlerinin ardından Edirne geri gönderme merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Afgan göçmenler İstanbul'dan hava yoluyla ülkelerine gönderilecek. Meteorolojiyle devam edelim. Meteoroloji Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevreleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor. Son günlerde aşırı yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı meteorolojiden bir uyarı daha geldi. Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevreleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği verilere yansıdı. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği verilere yansıdı. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Efendim
Efendim biraz önce de belirttik, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a bir ziyaret gerçekleşecek. Kremlin sözcüsü Peskov'dan gelen bir açıklama da var. Gazetecilere konuştu Peskov, Putin'in de gelecek hafta Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Erdoğan'la görüşeceğini ifade etti Peskov. Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün Putin'le Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak açıklaması yaptı. Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i arasında olacağı bilgisini veren Kremlin sözcüsü, Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye'ye istikrar getirilmesi süreci kapsamında ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü Putin'in ziyaretinin 19 Temmuz'da gerçekleşeceğini, görüşmelerin de aynı gün yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 19 Temmuz'da İran'a bir ziyaret gerçekleştirecekti. Bu bilgiyi de geçtiğimiz hafta yayınlarımızda sizlere aktarmıştık ve Rus lider Putin, İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile birlikte üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek. Önemli bir görüşme. Bu konunun detaylarını da konuşmaya devam edeceğiz gün ortasında. Terörle mücadeleyle devam ediyoruz. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Rakın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan iki terörist SİHA'larla vuruldu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya bir darbe daha indirdi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan iki terörist SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçlarıyla hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Güvenlik kaynakları söz konusu teröristlerin örgütün sözde yöneticileri arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Yine Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek vurgusu yapıldı. Efendim hükümetin gündemini aldı. Emeklilikte yaşa takılanların durumu için çalışmalar hızlandı. Yıl sonuna kadar çözülmesi hedeflenen düzenleme için kapsam ve şartlar belirlenecek. Maliyet analizi çıkarılacak. 3600 ek göstergenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalara hız verildi. Hükümetin gündemini aldığı emeklilikte yaşa takılanlar için yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. Konunun maliyet analizi ortaya çıkarılacak. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu. Hükümetin tüm bu değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu yılın sonuna kadar bütün dosyaların çözüleceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, alternatif maliyetleri ve çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde ifadelerini kullanmıştı. Efendim dış politika diyoruz. Şimdi bir konuğumuz bizlerle birlikte. Kiminle konuşacağız? Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile gündemi değerlendireceğiz. Sayın Gökçe hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar Yeşim Hanım, iyi yayınlar. Çok merhabalar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sıcak gelişmeler tabii ki haliyle geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam ediyor dedik. Dün birçok ülke lideriyle görüşme yaptı ama Rus lider Putin'le ve Ukrayna lideri Zelenski ile yapılan görüşmeler, işte Rusya-Ukrayna krizi, tahıl koridoru gündeme geldi. Şimdi yeni bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a bir ziyaret gerçekleştirecekti. Geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Haliyle bugün Kremlin'den gelen bir açıklama var. Rus lider Putin de 19 Temmuz'da İran'da olacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Putin üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Astana formatı kapsamında Suriye'deki istikrar önemli gündem başlığı.
Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüşmeyi? Önümüzdeki günler bir de Suriye'de ne göreceğiz? Böyle başlayalım mı? Evet Yeşim Hanım, güzel bir gelişme olarak adlandıralım. Bölgenin barışı için PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin tamamen bitirilebilmesi için atılan önemli adımlardan bir tanesi. Yani ben buradan bir olumlu bir sonucun çıkabileceğini düşünüyorum. Barış adına, yani bu bölgedeki terör örgütlerinin yok edilmesi adına. Çünkü her zaman şunu söylüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine karşı bu bölgede onu desteklediği terör örgütlerinin tamamen bitirilebilmesi için bu terör örgütlerine zarar gören ülkelerin bir araya gelmesi lazım. İşte bunlardan bir tanesi Suriye'ydi, bir tanesi Türkiye, Irak, İran. İran'ın ve diğer Orta Doğu'daki diğer körfez ülkelerde buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarından oldukça olumsuz yönde etkilenen ülkeler. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İran görüşmeleri, Bağdat'taki görüşmeler, İran'ın İran Dışişleri Bakanı'nın geçtiğimiz haftalarda Türkiye ziyareti, ardından Suriye ziyareti, yine geçtiğimiz ay yapılan Nur Sultan'da yapılan Astana süreci, bütün bunlar bu bölgede artık terör örgütlerinin istenmediğinin bir göstergesidir. Terör örgütlerinin bitirmek istediğinin bir bölge ülkeleri tarafından istenilen bir politikasının açığa vurulmasıdır. Dolayısıyla burada Suriye'yi destekleyen İran ve Rusya gibi işte Astana sürecinin aktörleri ve bu PKK terör örgütüne en çok zarar gören Türkiye'nin bu bölgede toplanması, İran'da görüşmesi, bir araya gelmesi liderlerin buradaki atılacak adımlarında bir ön görüşmesi niteliğinde diye değerlendirebiliriz. Çünkü dediğim gibi konuşmamın başında mutlaka buradaki terör örgütünün bitirmesi gerekiyor. 30 kilometre güneye indirilmesi, 40 kilometre indirilmesi önemli değil. Tamamen bitirilmesi gerekiyor ve bunun için de bundan zarar gören tüm ülkelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu da önemli bir adım diye düşünüyorum ben. Peki İran yakın Dışişleri mı Bakanı bu arada? Buyurun hocam, siz devam edin, ben sonra sorumu ileteyim. Bu İran Dışişleri Bakanı da geçtiğimiz haftalarda Türkiye ziyareti, ardından da Şam ziyareti de çok önemli diye de düşünüyorum buradaki görüşmeler öncesi atılan adımlar açısından. Şimdi peki biz Suriye'ye olası operasyonu konuşuyorduk. İşte Tarif Atmay'ın bir gündeme geldi. 30-35 kilometre derinlikte güvenli bölgeyi konuşuyorduk ama hani birkaç haftadır çok konuşmuyorduk Suriye olası operasyonu. Sayın Akar yani en kısa zamanda operasyon gerekli şartlar oluştuğu takdirde gerçekleşecek demişti. Şöyle diyebilir miyiz, operasyon yakın hocam? Yeşim Hanım, şimdi buradaki operasyonun süresi tabii daha doğrusu ne zaman başlayacağını Sayın Cumhurbaşkanı ve komuta heyeti verecektir bu kararı. Ama şunu bilmek lazım, hazırlıklar tamamdır. Zaten yapacak bir hazırlık da yok. Şöyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri zaten hazır o bölgede. Tüm imkan ve kabiliyetiyle bu operasyonu yapabilecek güçte. Ancak işte özellikle uluslararası alanda bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bunun neden sağlanması lazım? Bu da Türkiye dünyada tek başına yaşayan, bölgede tek başına yaşayan bir ülke değil. Mutlaka uluslararası ilişkilerde siz egemenliğinizi koruyabilmek için, bağımsızlığınızı koruyabilmek için bireysel karar alabilirsiniz. Ama bu alacağınız kararlarda mutlaka uluslararası alanda da diğer ülkelerde zarar vermeyecek şekilde olacaktır. Aynı zamanda özellikle buradaki savaş gibi, operasyon gibi kararlarda da kendi askerleriniz açısından da en az zayiat verecek şekilde bir karar almanız lazım. Bir buradaki ortamı hazırlamanız lazım. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti hem Fırat'ın doğusu için hem de Fırat'ın batısı için gerekli şartları, uluslararası alandaki gerekli şartları hazırladıktan sonra bölge operasyon yapacaktır. Ama bu operasyon ne zaman olur? İşte biraz önce dediğim gibi onu bilemeyiz ama 19 Temmuz tarih buradaki Astana sürecinin öncesinden de bu operasyonun, harekatın başlayacağını söylemek imkansızdır. Çünkü ortada bir Astana sürecinin görüşmeleri var Tahran'da, İran'da. Bunun mutlaka sonucu beklenecektir. Burada alınacak kararlar beklenecektir. 19 Temmuz sonrası herhangi bir günde yapılabilir bu operasyon. Evet, Sayın Akar hafta sonu yaptığı açıklamalarda kimse bizi dur demez
bunları zaman gösterecek, bunlara da bakmayacağız demişti. 19 Temmuz'daki bu görüşme haliyle önemli. Ondan sonraki süreci takip edeceğiz. Şimdi tahıl koridoru, bu konuyla ilgili bir açıklama var. Birleşmiş Milletler gözetiminde tahıl koridoru gündeme gelmişti. Rusya'ya bir heyet gidecek, açıklamalar, görüşmeler de hep olumlu geçti. Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalar da böyleydi. Şimdi yarın İstanbul'da yapılıyor toplantı. Tahıl krizi çözüldü diyebilir miyiz? Şimdi bu toplantının İstanbul'da yapılması da oldukça önemli. Yani Türkiye bu tahıl krizini çözebilmek için adım atan önemli ülkelerden bir tanesi. Zaten Rusya-Ukrayna krizinin başından itibaren de hem Rusya ile hem de Ukrayna ile görüşebilen tek ülke. Bunu defaatinde söyledik NATO ülkeleri içerisinde. Ve bu tahıl krizini çözebilecek yegane ülke Türkiye. Hı hı. Hem Karadeniz ülkesi olması hem bu tahıl kriziyle ilgili kendisinin baş aktörlerden bir tanesi olması, bu bölgede olması sebebiyle hem de bunu çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahip ülke olması sebebiyle de oldukça önemli bir pozisyonda. Neden imkan ve kabiliyetlere sahiptir diyorum. Şimdi buradaki tahıl krizinin aktörleri arasında Rusya ve Ukrayna var ve birbirlerine savaşıyorlar. Birbirlerine evet. Güvenleri yok. Güvenliği kim alacak? Buradan çıkan gemilerin uluslararası sulara, hatta boğazları geçinceye kadar olan istikamette, güzergahta, açık denizde bunların Sayın Gökçe, internetinde sanırım şu anda bir problem var Sayın Gökçe. Kim sağlayacak? Buyurun. Birbirlerine güvenmiyorlar. Başka bir ülkenin ülkelerin dışında geliyor mu? Yeşim Hanım, sesiniz çok sağlıklı gelmiyor sesiniz. Yeşim Hanım. Şu anda beni Yeşim duyabiliyor Hanım. Musunuz? Bir kez daha arayalım hocamızı. Evet biz. Duyuyorum, siz beni duyuyorsunuz. Peki tamam, duyuyoruz şu anda çok net bir şekilde. Tamam. Bulunduğunuz yerde çekmiyor evet. Anladığımız kadarıyla. Zaman zaman oluyor, buyurun. Evet, evet biraz. Şimdi Türkiye dediğim gibi bu bölgedeki tahıl krizini çözebilecek aktörler arasında önemli bir aktör. Bu özellikle Rusya ve Ukrayna savaşıyor. Tahıl krizinin aktörlerinden bir tanesi bunlar. Birbirlerine güveni yok. Hı hı. Peki kim olacak? Dışarıdan Karadeniz'in dışından bir başka ülke gelse Montrö'nün denilmesi söz konusu. Burada bir başka ülkenin savaş gemisinin bu Karadeniz'e girmesi durumunda bu da sıkıntı yaratacak. Dolayısıyla bölgedeki bu gemilerin güvenliğini sağlayabilecek yegane ülke Türkiye gözüküyor. Hem buradaki mayınların temizlenmesi hem buradaki savaş gemilerinin güvenliğini sağlanması açısından. Dolayısıyla tahıl krizinin İstanbul'da görüşülmesi, tahıl krizinin çözülmesi için atılan önemli bir adımdır. Ben çözülecek diye düşünüyorum. Türkiye Birleşmiş Milletler'de çatı bir kuruluş olarak buna dahil etti. Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılmasını istedi özellikle. NATO bünyesinde değil de Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılması oldukça önemli. Dolayısıyla ben bu İstanbul'daki görüşmelerde bir sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Peki şimdi diğer başlıkları da konuşalım ama önümüzdeki hafta da birlikte en önemli gündem başlığı bu üçlü zirve olacak. İran'da gerçekleşecek. Nasıl okunacak? Sonrasında özellikle Atlantik tarafından nasıl açıklamalar gelecek hep birlikte takip edeceğiz ama şimdi geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan bir gelişme vardı. Ardından Cuma günü üzücü bir olay. İngiltere ve Japonya gündemde. İngiltere'de Boris Johnson'ın istifası, Perşembe günü istifasını verdi. Değil mi? Biz en son NATO Liderler Zirvesi'ne gördük evet. Johnson'ı. Ve ardından gelen bu istifa kararı. Şimdi yeni başbakan da seçilecek ama bu istifayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bekliyor muydunuz böyle bir istifa? Yeşim Hanım, şimdi İngiltere'deki siyaset taca bağlı. Yani kral ve kraliyet, kraliçe ailesi taca bağlı yürür. İngiltere yazılı bir anayasası olmayan ama gelenekleri ve teamülleri çok güçlü olan bir ülke. Siyaseten de öyle. Dolayısıyla İngiltere'de işte Boris Johnson'ın pandemi dönemindeki davranışları ve bununla COVID-19 kısıtlamalarının olduğu dönemde işte düzenlenen işkili toplantılar buna ve kendisi de 20 Mayıs 2020'de bunu kabul etti, bu toplantıya katıldığını. Buna ilgili de özür de diledi. Bütün bu gelişmeler İngiltere'de olumsuz karşılandı. Çünkü İngiltere kraliçesinin eşi vefat etmiş ve bununla ilgili bir yas süreci var. Kendisinin yas süreci var. Hatta bununla ilgili olarak da İngiltere'nin diğer önemli partisi, yani İşçi Partisi'nin
Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'ın da bir açıklaması var. Hı hı. Yani burada kraliçeye verilen önemi belirtmek için ben bunu söylüyorum. Kraliçenin tek başına oturarak eşinin yasını tutarken karantina döneminde hükümet yetkililerinin böyle bir davranışının istifa sebebi olması gerektiğini belirtmişti. İşte bütün bunlar sadece Boris Johnson'ın kendi partisinin içinden, yani Muhafazakar Partisi'nin içerisinden gelen bir tepkilerin dışında diğer önemli bir parti olan İşçi Partisi'nin de tepkisine neden oldu. Bütün bu tepkilere rağmen İngiltere Başbakanı bir kendisiyle ilgili bir bu olaylarla ilgili bir inceleme başlattı. Ve burada ikinci daimi sekreter Sue Gray'i görevlendirdi. Ancak buradaki inceleme hükümet incelemesi olarak değerlendirilmekte ve bununla bir yaptırımı söz konusu değildir. Bütün bu gelişmelerle beraber biz buradaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın siyasetinin, yani istifasının tamamen İngilizlerin iç kamuoyunun bir sonucu olduğunu belirtebiliriz. Hı hı. Kendilerinin yapmış oldukları davranışların özellikle İngiltere'nin geleneklerine aykırı olarak hareket ettikleri şeklinde değerlendirerek istifa sürecinin başladığını görüyoruz. Yine, 17 kere ihlal etmiş kuralları bu arada. Evet. Dolayısıyla burada yine Pinşer'i hakkında taciz iddiaları olan Pinşer'i Muhafazakar Parti'nin grup denetçisi yapması parlamentoda. Bütün bunlar hem parti içerisinde hem de parti dışında, kamuoyunda işte olumsuz tepkilere neden oldu. Parlamentoda 148'e karşı 211 oyla her ne kadar güven oylamasında galip geldiyse de İngiltere'de iç kamuoyu eğer siyasetçilerle tac arasında bir çekişme söz konusu olduğunda her zaman için siyasetçilerin aslında kaybettiğini gösterir. Çünkü taca çok büyük önem verilmektedir. Kraliyet ailesine çok büyük önem verilmektedir. Geleneksel olaraktır bu. Yani onların yetkisi vardır ya da yoktur. Bununla ilgili baktığımızda bir başkan, normal işte hükümet başkanı gibi yetkiler aslında vardır. Parlamentoyu toplantıya çağırma, konuşma yapma, kanunları onaylama gibi yetkileri vardır. Başbakan atama gibi. Yani şimdi Boris Johnson istifa etti. Ancak yeni Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildikten sonra kraliçe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirecek. Yani yine buradaki yeni seçilen lideri başbakan olarak atayacak kraliçe. Dolayısıyla yetkileri var. Geleneksel bir yapısı var ama kamuoyu saygı duymaktadır ama burada yine de kraliyet ailesinde önemli yetkileri var. Dolayısıyla Boris Johnson'ın istifasını tamamen iç kamuoyu baskısı şeklinde değerlendirebiliriz. Peki bu yeni dönem, yeni isim, yeni başbakan seçilecek, Muhafazakar Parti'nin de lideri olacak. Türkiye, İngiltere ilişkilerini nasıl etkiler? Yeşim Hanım, Türkiye-İngiltere ilişkilerinde herhangi bir ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu sadece şahıs değişiyor. Yeni lider Türkiye-İngiltere ilişkilerinde zaten İngiltere Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılarak kendi bağımsız politikalarını geliştirmişti. Ve bu konuda da hem uluslararası alanda hem de Türkiye ile doğrudan ilişkilerinde Avrupa Birliği'nin dışında politikalar geliştiriyor. İngiltere ve Türkiye'nin iktisadi ilişkilerinde çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ticaret hacminin birçok Avrupa Birliği ülkesine fazla olduğunu görüyoruz. Ben Türkiye-İngiltere ilişkilerinin radikal bir değişikliğe neden olacağını düşünüyorum buradaki istifasının, Boris Johnson'ın istifasının. Şimdi Japonya ile devam etmek istiyorum. Hepimizi derinden üzen bir suikast girişimi. Japonya eski başbakanı Shinzo Abe bir suikaste kurban gitti. Hem de seçimler öncesi gerçekleşti. Zamanlamasına bakacak olursak böyle okumak gerekir mi? Size sormak istiyorum. Ardından seçime gitti Japonya. Shinzo Abe'nin partisi parlamentoda sandalye sayısını da arttırdı. Yani bu suikast ters tepti de diyebiliriz bir taraftan. Saldırgan annemi iflas etti de Shinzo Abe işte dini grupları destekliyordu. Bu nedenle gerçekleştirdim diyor. Bu da tartışma konusu. Ama size şunu sormak istiyorum. Sizce bu suikast neden gerçekleştirildi? Kim ya da kimler var arkasında? Asya Pasifik ekseninde neler oluyor? Nasıl okumak gerekir? Buyurun. Şimdi
Yeşim Hanım, bunun arkasında bir istihbarat örgütünün olduğunu belirtmek mümkün. Yani hatta kesin diyebiliriz. Şöyle ki, saldırgan oldukça profesyonel, eski bir asker ve kendi yapımı bir silah var. Bunu kendisi de yapamaz. Mutlaka birileri tarafından yapılıp verilmiş bir silah var. Ve saldırıdan sonra saldırgan iki el ateş ediyor ve kalıyor. Kaçmayla pek niyeti yok. Topluma da zarar vermek istemiyor. Çünkü eğer topluma zarar vermek istese rastgele ateş edebilir ya da bombalı saldırı yapabilirdi. Dolayısıyla hedef Shinzo Abe. Shinzo Abe ile birlikte de Japon siyasetine mesaj veriyor. Hı hı. Yani burada artık bunu hangi istihbarat örgütünün yaptırdığını bilemeyiz ama burada Shinzo Abe'nin suikasti şu andaki Japon siyasetçilerine bir mesaj. Şimdi birçok yerde bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu söyleniyor. Antony Blinken'da bir taziye ziyareti gerçekleştirdi bu arada. Evet. Şimdi bakınız, ben çok değişik bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar kabul edilir bilmiyorum ama bugün Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik'teki politikalarını yürütebilmek için, tek başına kalmamak için bölgenin zengin ülkelerinde askeri yönlerini güçlendirmek istiyor. Hı. Ve kendi yanında bulunmasını istiyor. İşte kimdir bunlar? Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler. İşte Avustralya, Yeni Zelanda. Bütün bunları neden söylüyorum? Bütün bunları Madrid'deki zirveye çağırdı. Gözlemci olarak çağırdı. Bunları bulundurdu. Yani bu ne anlama geliyor? İleriki dönemlerde biz bu ülkelerin NATO üyesi olabileceğini dahi belki de konuşacağız ileriki dönemlerde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Madrid zirvesine bu ülkeleri çağırması oldukça önemli. Artı Amerika Birleşik Devletleri hem Japonya'yı hem de Almanya'yı biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra silahlanmasını yasaklamıştı, ordu kurmasını yasaklamıştı. Sadece iç güvenlik birlikleri vardı. Ancak Rusya kriziyle birlikte Almanya'nın yıllık 100 milyar dolarlık savunma harcaması yapmasına izin veriyor. Almanya'nın burada Rusya'ya karşı silahlanmasını isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri istemese bugün Almanya o kadar parayı silaha ayıramaz. Hı hı. Yani ordusunu da güçlendirmeye çalışıyor ve yeni askerler de istihdam edecek. Aynısını Japonya'da da görüyoruz. Shinzo Abe de Japonya'nın tekrar silahlı kuvvetlerini kurmasını ve bölgesel bir güç olarak ortaya çıkmasını isteyen liderlerden bir tanesi. Evet, evet. Yani bu önemli bir gelişme. Dolayısıyla Shinzo Abe'nin öldürülmesi Japonya'nın Amerikan güdümüne girmemesi açısından yani Shinzo Abe'nin bulunduğu parti de Liberal Demokrat Parti. Onu da belirtmek istiyorum ben. Liberal Demokrat Parti bugün 1950'li yıllardan itibaren sadece iki dönem, o da çok kısa, 1993-94, 2009-2012 yılları hariç hep iktidarda olan bir parti. Ama hep başbakanları değişen bir parti. Yani bir dahaki seçimi kazanacağı belli olduğu halde başbakan değişiyor. İkinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez başbakanlık yapan bir kimseyi göremiyorsunuz. Ama aktörler, önemli aktörler burada. Dolayısıyla partinin bir politikası bu. Shinzo Abe'nin de düşüncesi aslında partinin bir politikası. Japon siyasetinin bir politikası. Dolayısıyla burada Shinzo Abe'ye yapılan bu suikast Japon siyasetçileri bir mesaj olarak ben şahsen değerlendiriyorum. Amerika'nın güdümüne girmeyin. Amerika, siz silahlanmayın. NATO'ya girmeyin şeklinde verilen bir mesaj. Belki sert bir mesaj. Belki şiddet içeren bir mesaj. Ama bu şekilde bir istihbarat örgütü tarafından, ama kim yapıldı bunu onu bilemiyoruz tabii. Ama bir istihbarat teşkilatı tarafından yaptırılan ve Japon siyasetçilere verilen bir mesaj diye değerlendiriyorum ben. Çünkü Japonya'nın silahlanması hem iktisadi yönden ekonomisinin Amerika'ya destek çıkması, hem de teknolojik yönden gelişmiş olan Japonya'nın, ekonomik ve teknolojik yönden gelişmiş bu bir Japonya'nın silahlanarak Asya Pasifik'te Amerika'nın politikalarına destek vereceği aşikardır. Zaten de işte NATO'ya çağırmasının sebebi budur Amerika Birleşik Devletleri. Shinzo Abe de bunu isteyen aktörlerden bir tanesidir. Dolayısıyla Shinzo Abe'nin siyasetini bu bağlamda da değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Evet, bir taraftan da Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri için özel gizli bir tesis tahsis edilecekmiş. Bu Batı merak ediyor tabii, niye casusluk tesisi, özellikle casusluk çok gündeme geldiği için telefonlarına bile içeri sokmayacaklarmış. Bununla ilgili bir çalışma var. Gizli sığınaktan bahsediliyor. Basında yer aldı.
Ama NATO stratejik belgesinde işte Rusya ve Çin'in yer alması, Çin ilk defa değil mi tehdit olarak yer aldı NATO belgesinde. Evet. Ve ardından Rus-Çin ekseninde ne olur Amerika tarafından ne bekleniyor derken işte biz Rusya-Ukrayna krizini gördük. Ardından Asya Pasifik'te gelişmeler ve bu suikast girişimi oldukça dikkat çekici diyebiliriz. Peki takip edeceğiz bu soruyu, bu soruya yanıt arayacağız önümüzdeki günlerde. Şimdi Yunanistan'ı sormak istiyorum. Kışkırtmalarına devam ediyor. Yani 2019'dan beri tırmanan bir gerginlik var. Madrid zirvesi sonrası Miçotakis ya dedi görüşelim Erdoğan'la konuşmalıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Hulusi Akar yine dedi, kendinize gelin dedi. Yani açıklamalarınıza dikkat edin. Bir taraftan F-16 krizini konuşuyorduk biz. 35 senatör değil mi? Türkiye'yi satmayın diyor. Ya bu gerilim nereye doğru gider? Doğu Akdeniz'de bizi ne bekliyor? Son başlığımız da bu olsun hocam. Yeşim Hanım, şimdi Madrid zirvesinde aslında Miçotakis Türkiye'ye karşı daha önce izlediği politikaların aslında geri teptiğini gördü. Madrid zirvesinde Türkiye'nin önceki politikaları, işte İsveç ve Finlandiya üzerinden izlediği politikalar Madrid zirvesinde Türkiye'nin gündem olmasına neden oldu. İşte bir şekilde Türkiye orada bir mutabakat imzaladı. Diğer NATO ülkelerinin ve Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşme istekleri ve buradaki diplomasi trafiği aslında Yunanistan'ın istemediği bir durumdu. Ve bunun karşılığında Miçotakis görüşmek istedi Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve ardından da Rum liderle görüşmek istedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin liderle görüşmek istedi ve Cumhurbaşkanı da çok güzel bir cevap vererek Kıbrıs'ta görüşelim dedi. Bu ne anlama geliyordu? Yani Rum liderin Kıbrıs'a gelmesi demek Kıbrıs'ı tanıması anlamına gelir. Zımnen tanıması anlamına gelir. Sarih tanımı olmasa bile zımnen tanıması anlamına gelir. Çok güzel bir diplomasi yürüttü. Çok güzel bir cevap verdi Cumhurbaşkanı. Evet. Ancak şunu bilmek gerekir. Yunanistan tabii hep hazır tutulacaktır. Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere hazır tutulan bir vekil ülke pozisyonundadır. Kim hazır tutacaktır? Bunu Amerika Birleşik Devletleri hazır tutacaktır bize karşı. İleride ne olur? Türkiye-Amerika ilişkileri nereye evrilir? Bu bilinmez. Ama şu bir gerçek ki Türkiye-Amerika ilişkileri Madrid zirvesinde sıcak geçmiş gibi gözükse de Amerika'nın belli bir ajandası vardır. Bu ajandayı uygulayacaktır. Bu ajandanın içerisinde de biz zaten Türkiye olarak konumumuzu biliyoruz. Durumumuzu, pozisyonumuzu biliyoruz. Şu andaki bu sıcak gelişmelerde Türkiye'yi aslında aldatmaması lazım. Ona göre tedbir alması lazım. Çünkü Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere bekletilen bir Yunanistan var. Bu Madrid zirvesinden sonra ne İsveç'te ne Finlandiya'dan ne de Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi olumlu bir adım da görmedik. Yani buna başta F-16 uçaklarının verilmesi olmak üzere herhangi bir olumlu adım da atılmadı. Dolayısıyla Yunan ve Türkiye arasındaki bu krizin ben şu anda belki buzdolabında beklediğini düşünüyorum ama işte ABD Kongresi'nde Türkiye'ye uçak verilmemesi için yapılan lobi çalışmalarında Rumların etkinliğini de biliyoruz. Onunla ilgili hem Batı medyasında hem de Yunan medyasında bununla ilgili açıklamalar da yapıyor. Ermeni lobisi de destek veriyor değil mi? Evet evet tabii onlar da destek veriyor. Şimdi dolayısıyla bu kriz devam edecektir. Yunan krizi işte neden devam edecektir? İleride Amerika-Türkiye ilişkilerinde herhangi bir olumsuz seyir daha radikal bir çerçeveye büründüğü anda Yunanistan Türkiye'ye karşı kullanmak üzere hazır bekletilmektedir. Bu belli bir süre böyle gider ama en olumsuz hareket ne olabilir Türkiye açısından? Yunanistan'ın işte kıta sahanlığını 12 Eylül'e çıkarması Türkiye açısından oldukça önemli ve büyük bir problem olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Kasus belli. Böyle bir adım gelir evet. mi? Çok şimdi dile getiriliyor şöyle, da. Evet. Şimdi Türkiye Yunanistan Türkiye'ye karşı ilk adımı atmaz. Yani şöyle sahada fiili olarak atmaz. Ancak ilk adım nedir onun için? İşte ben 12 mili 1982 yılındaki Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre 3. maddesine göre 12 mile çıkardım der. Bu bir fiili bir durum değildir. Yani şöyle sahada Türkiye'ye karşı bir saldırı değildir. Hukuki bir durum olarak bunu değerlendirir. O başlık tartışılır. Mesela
1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin diğer maddelerinde Türkiye'yi haklı kılıyor. Sadece 3. madde belki Yunanistan 12 mile kadar çıkarabilir hakkı veriyor, çıkarabilir diyor ama diğer maddeler Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin de haklılığını gösteriyor tezlerinin. Yunanistan böyle bir karar alırsa Türkiye'de bunun savaş sebebi saydığını zaten belirtmişti. O zaman Türkiye ne yapacak? O zaman Türkiye'nin bir mutlaka politika geliştirmesi lazım. Daha önce savaş sebebi saydığınız bir konuda geri adım atarsanız bunu meşrulaştırmış olursunuz 12 mili. Ve dolayısıyla siz sahada atacağınız herhangi bir mermi bu sefer Yunanistan tarafından işte Batı kamuoyunda işte Türkiye Avrupa Birliği topraklarına saldırdı şeklinde bir algı oluşturmak üzere propaganda yapılacak. Sayın Akar da dedi yaptığı açıklamada hafta sonu ziyaretlerinde özellikle sınırdaki ya haksız hukuksuz her şeye karşıyız şaka da yapmıyoruz dedi. Yani biz büyük bir ülke refleksiyle davranıyoruz. Hani bunu bir görün açıklamasını yaptı. Evet yani Türkiye'nin Yunanistan'ı alacağı böyle bir kararda biraz önce belirttiğim gibi sessiz kalması düşünemez. Yani 90'lı yıllarda bunu söyledi zaten savaş sebebi olarak belirtti. Sessiz kaldığınız andan itibaren bunu açıkça kabul etmiş oluyorsunuz. Yani zımnen bile değil sarih bir şekilde siz onun 12 milini kabul etmiş oluyorsunuz. İstediğiniz kadar mahkemeye gidin, Uluslararası Adalet Divanı'na gidin ne yaparsanız yapın. Mutlaka 95'te söylemiş olduğunuz savaş sebebi şartını yerine getirmeniz lazım ve sahada bir şeyler yapmanız lazım. Bu da tam da Yunanistan istediği bir şey olacaktır. Çünkü Avrupa Birliği toprağıdır. Avrupa Birliği'ne Türkiye saldırdı şeklinde. Geçenlerde Miçotakis'in de yapmış olduğu böyle bir açıklama var. Türkiye Avrupa Birliği topraklarında gözü var şeklinde. Bu oldukça olumsuz bir gelişmeler bunlar, açıklamalar. Ama şu da var. Yunan iç kamuoyu da Miçotakis'i eleştiriyor. Mesela Çipras'ın açıklamaları var. Evet, Yunanistan diyor üçüncü ülkelerin piyonu oldu diyor. Kuklası herhalde oldu diyor. En aklı selim açıklama Çipras'tan geldi. Şu 15-20 günlük süre içerisinde gelen değil mi? Şimdi Çipras'ın da pek makul bir adam olduğu söylenemez ama tabii şu an iç siyaset açısından elini güçlendirmek için de söylüyor. Çipras'ın da Türkiye karşıtı politikalarını biliyoruz. Yani bunlar geleneksel Yunan politikaları bunlar. Ama dediğim gibi belki de Yunanistan'da bir, eğer gelişmeler Türkiye lehinde böyle devam ederse Yunanistan'ı belki de biz erken seçimi bile konuşabileceğiz yani yakın dönemde. Çünkü Çipras çok bastırıyor. Çipras halkla Yunanistan 3. ülkelerin taraf ülkelerin kuklası duruma düştü. Biz buna vekil ülke diyoruz. Yani bununla ilgili olarak da Ukrayna da bir vekil ülkedir. Yunanistan da bir vekil ülkedir. Ukrayna Rusya'ya karşı kullanılan vekil ülkedir. Yunanistan da Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere bekletilen bir vekil ülke pozisyonundadır. Doğu Akdeniz'de neler göreceğiz? Sondaj çalışmaları da başlayacak. Yine süreci takip edeceğiz. Sıcak bir yaz, daha sert bir kış beklentisi var. Yapılan açıklamalar uzmanlar doğrultusunda. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi bayramlar, iyi tatiller. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi bayramlar. Evet, siyaset bilimci doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile dış politika gündemini konuştuk. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Et ve Süt Kurumu'ndan gelen bir açıklama vardı. Bakalım bu açıklamaya bir kez daha. Bayramda satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Kurum karkas fiyatlarını birinci kalitedeki dana için kilogram başına 94 lira, ikinci kalite için ise 80 lira olarak açıkladı. Üreticilerin 13-17 Temmuz tarihleri arasında en yakın et ve süt kurumu kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları gerekiyor. Et ve Süt Kurumu, üreticilerin satılamayan kurbanlıklarını satın alacağını duyurdu. Üreticilerin 13 ila 17 Temmuz tarihleri arasında en yakın et ve süt kurumu kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları istendi. Kurbanlıkların fiyatlarının kurum karkas satın alım tarifesi üzerinden hesaplanacağı belirtildi. Kurum karkas fiyatlarını birinci kalitedeki dana için kilogram başına 94 lira, ikinci kalitede içinse 80 lira olarak açıkladı. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı kilogram başına 88 lira, toklu fiyatı 82 lira ve koyun alım fiyatı 70 lira oldu.
Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 lira prim ödemesi yapacak. Ödemeler 10 gün içinde üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını hedef gösteren İmam Ahmet Gür hakkında önemli bir değerlendirme yaptı. İmamın soruşturma sürecinde açığa alınması gerektiğini savunan Koca, gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz dedi. Sen vardın hastanede, boş döndün. İğne yapılacak, oğlum ölecek elinde. Doktor da dedi ki bugün grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin, kövmez misin? Bu sözlerle sağlık çalışanlarını hedef gösteren Konya Kayalar Camisi İmam Ahmet Gür hakkında soruşturma sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı skandal açıklamalarla tepki çeken İmam Ahmet Gür'ün soruşturma sürecinde açığa alınması gerektiğini savundu. Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın sürece müdahil olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Gereğinin yapıldığından şüphe duyarsak biz devreye gireriz dedi. Konya'da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. 8 çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Binbir zorlukla yetiştirmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gelenin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz. Şimdi koronavirüs hatırlatma dozu randevuları en nabızda açıldı. 50 yaş üstündekiler, riskli gruplardakiler ve en son aşının üstünden düzeltiyorum 6 ay geçenler aşı olabilecek. Covid vakalarının artmasıyla hatırlatma dozu randevuları açıldı. Koronavirüs vaka haritasına göre 27 Haziran 3 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre %114 arttı. Son iki haftadaki artış da 5 kata yakın oldu. Bu artışın ardından aşı olmak isteyenler için hatırlatma dozu en nabızda tanımlandı. Hatırlatma dozu olmak isteyenler BioNTech, Sinovac ve Turkovac aşıları için randevu alabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek randevuların açılmasıyla kimlerin aşı olabileceğini duyurdu. Koca, 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz dedi. Koca, 50 yaş üstündekiler ve riskli gruptakilerin temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerine bilhassa koruması gerektiğini vurguladı. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi yaz aylarında hipertansiyona bağlı hastalıkların önüne geçmek için düzenli ilaç kullanımı oldukça önemli. Konuyla ilgili bir uyarıda Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Servet Altay'dan geldi. Altay, yaz aylarında hipertansif hastaların çok daha dikkatli davranmaları ve ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerektiğini vurguladı. Toplumumuzun %30-35'in civarı, yani 3'te 1'inde hipertansiyon var. Ve yazın hipertansiyona bağlı ölümler çok fazla artıyor maalesef. Yani bu trafik kazaları veya benzeri olaydan, işte bayram tatilindeki yaşanan olaylardan dolayı kayıpların kat ve katı aslında yazın hipertansiyona bağlı oluyor. Hipertansiyonun normal şartlarda kronik hipertansiyon bizim için organ hasarı yapıyor ama akut ortaya çıkan hızlı yükselmeler, İşte böbrek yetmezliği, kalp krizleri ve beyin kanaması gibi acil durumlar dediğimiz hipertansiyonun acil organ hasarlarına neden oluyor. Bunun sonucunda sakatlıklar, ölüm, felç ve benzeri durumlar karşımıza gelebilir. Yani yazın hipertansif hastaların çok daha dikkatli davranması ve ilaçlarını da düzgün kullanması gerekiyor. Yani hipertansiyon mevsimsel olarak bazı trendleri var. Yani yaz dönemlerinde bu sıcaklıklara bağlı kan basıncında artışları bekliyoruz. Hipertansif kişilerde özellikle damar yatağı da çatlamalara, kanamalara çok meyilli olduğu için ve bu hastalarda aynı zamanda başka koroner arter hastalığı gibi hastalıklar olup kan sulandırıcı ilaçlar da aldığı için yaz döneminde beyin kanaması ve bazı organlarda kanamalar meydana gelebiliyor.
O yüzden bu kişilerin ilaçlarını çok düzenli kullanması gerekiyor. Mümkünse yaz tatiline çıkmadan önce bir kontrolünü, doktor kontrolünü yapıp tedavisinin uygun olup olmadığını değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında yazın özellikle su kaybı çok fazla oluyor. Bu da hipertansif hastalarda atakları artırabiliyor. Çok uygun şekilde günde en az 2 litre su tüketmesi gerekiyor. Yaz dönemlerinde tuz tüketimini çok az düzeyde, yani 5 gramın altında muhakkak tutmaları gerekiyor. Bunun dışında yazın güneşi tepeden görmememiz gerekiyor özellikle hipertansif hastalar. Saat 11 ile 15 arasında güneşlenmeyi çok fazla uygun görmüyoruz. Daha erken veya geç saatlerde güneşlenmeyi öneriyoruz. Ve mümkünse de yine güneşten korunacak şekilde, yani şemsiyenin altında olması ve suyu uygun şekilde tüketmesi gerekiyor. Bu kişilerin denize girerken de yine hani bu saatlerde denizde veya havuzda bulunmamalarını öneriyoruz. Onun dışında da yazın semptomları varsa, işte baş ağrısı, işte nefes darlığı gibi şikayetler varsa kan basıncını da muhakkak ölçmeleri, hatta mümkünse sabah kan basıncını ölçüp ona göre yani güneşlenme ve dışarıda bulunma şeyini ayarlamalarını gerekiyor. Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentlerde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Hem yerli hem de yabancı turistler sahillere akın etti. Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da Kurban Bayramı tatilinde sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentlerde plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunan turistler denizde serinlemeye çalıştı. Bazı tatilcilerse sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Antalya'ya giden yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. İstanbul'dayız. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yağıştan zarar gören konut ve işyerleri için nakdi yardım ödemesi başladı. Konutlar için 5.000, işyerleri içinse 10.000 lira ödeme yapılıyor. İstanbul'da su baskınlarından etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da yağış, Esenyurt, Şişli, Sarıyer, Bağcılar ve Silivri'de sel ve baskınlara neden oldu. Yağıştan en çok zarar gören Esenyurt'ta Harami Dere'nin taşması sonucu 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 camiyi su bastı. İstanbul Valiliği yapılan hasar tespit çalışmaların ardından taşkından zarar görenler için nakdi yardımların başladığını duyurdu. Bu kapsamda konutlar için 5.000 lira, iş yerleri için 10.000 lira yardım yapılıyor. Şu ana kadar 60 konut ve 4 iş yerine ödeme yapıldı. Ayrıca zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı olan 91 kişi KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. İstanbul'da su baskınlarından etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları da devam ediyor. Esnaf odalarına servislerle ilgili yeni bir genelge gönderildi. Genelge ile servis hizmeti verilen kamu kurumlarının trafik güvenliği için kurallar belirlendi. Buna göre hasar bulunan araçlarla hizmet verilmeyecek, sürücünün dikkatini dağıtacak müzikler çalınmayacak. Trafik kazalarının önüne geçilebilmesi hedeflenecek, kamuya hizmet veren servislerde yeni kurallar uygulanacak. Esnaf odalarına servislerle ilgili yeni bir genelge gönderildi. Genelgede Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu görüşleriyle hazırlandı. Yeni trafik güvenliği önlemleriyle servis araçlarının karıştığı kazaların engellenmesi ve trafiğe etkilerinin azaltılması amaçlandı. Genelge ile yolcuların güvenliği için risk oluşturabilecek şekilde hasar bulunan araçlarla hizmet verilmeyecek. Araçlara zorunlu mali sorumluluk sigortasıyla gerekli görülmesi halinde koltuk bazında zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırılacak.
Mesleki yeterlilik belgesi, psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu ve sigortası bulunmayan şoförler servislerde çalıştırılamayacak. Taşıma esnasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte görüntülü müzik aletiyle sistemleri kullanılamayacak. Servis araçlarındaki emniyet kemerleri çalışır vaziyette bulundurulacak. Emniyet kemeri takılması konusunda servis aracı içinde uyarıcı işaret veya yazı yer alacak. Genelgeye göre belediyelerce veya il ilçe trafik komisyonlarınca verilen izin belgesi araçta bulundurulacak. Servis aracı bu belgede belirlenen güzergahın dışına çıkamayacak. Duraklamanın yasak olduğu yerler ve trafik güvenliğini riske atabilecek noktalarda personel indirilip bindirilemeyecek. Yolcular tarafından trafik kurallarına uymadığı yönünde şikayet edilen sürücü hakkında kurum veya taşımacı tarafından gerekli araştırma yapılarak önlem alınacak. Servis araçları temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak. Düzenli bakım ve onarımlarıyla periyodik muayeneleri yaptırılmış olacak. Çin'in Şangay kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Kentte sıcaklığın gündüz 40 dereceyi aştığı kaydedildi. Çin'in en büyük kenti Şangay, 5 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcakların etkisi altında. Şangay kentinde gündüz 40 derece yaşayan hava sıcaklıkları nedeniyle kırmızı alarm verildiği duyuruldu. Ülkenin meteoroloji bürosu tarafından peş peşe uyarı yapıldı. Şangay'da yaşayanların öğle saatlerinde açık havadaki faaliyetlerden kaçınmaları, aşırı terleme, baş dönmesi, halsizlik hissetmeleri halinde kalp krizi riskini önlemek için havalandırmalı yerde beklemeleri ve tuzlu su içmeleri tavsiye edildi. Şangay'da 1873'ten bu yana yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti. Kentte 2017'de ölçülen 40,9 derecelik sıcaklık en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti. Kentte alt tropik yüksek basıncın yol açtığı aşırı sıcakların gelecek haftada etkili olması bekleniyor. Yurda döndük, Van'a gidelim. Van'a 40 yıl önce yerleştirilen Kırgızlar renkli geleneklerini sürdürüyor. Kırgız Türkleri yaşam tarzları, çadırları, rengarenk kıyafetleri, yemekleri, düğünleri gelenek ve görenekleriyle görüyor. Çalgılar, rengarenk kıyafetler, yemekler, düğünler. Kırgız Türkleri atalarından kalan renkli geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Düğünlerini fotoğraflamaya, görmeye geldik. Çok değişik kültürleri, adetleri, değişik düğünleri vardı. Van'a 40 yıl önce yerleştirilen Kırgızların renkli geleneklerine ilgi büyük. Geleneklerini, göreneklerini, oradaki adetlerini birebir yaşattıklarını hissettim. Hem kıyafetleriyle, hem düğün adetleriyle, hem kökbörüyle. Erciş'teki Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türklerinin yöresel kıyafet ve yemekleriyle renklendirdikleri düğünleri, aksiyon dolu kökbörü oyunu, kente gelen turist ve fotoğrafçılardan ilgi görüyor. Çok önemli örf adetlerimiz devam etmektedir. Özellikle düğünlerimiz çok hakikaten çok büyük ilgi görüyor. Bugün de düğün vardı Lupamir'de. Yurdun dört bir yanından kente gelen turistlerle fotoğraf meraklıları, ziyaret ettikleri mahallede binicilikteki ustalıklarıyla dikkat çeken Kırgız Türklerinin asırlardır sürdürdükleri renkli etkinliklerini görme fırsatı buluyor. Damat giyindirme, gelin ağlatma derken şu anda ise son olarak kökbörü oyunu oynuyorlar. Bizler de düğünden ve bu oyundan fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaşıyoruz.
Elazığ'a gidelim. Elazığ'da çölyak hastası öğrencilere glutensiz tost yapımı için bir okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti dağıtıldı. Proje kapsamında kentte bulunan 130 okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti hibe edilecek. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Kantinciler Derneği'nin desteğiyle hayata geçirilen projeyle çölyak hastası öğrencilerin yüzü gülüyor. Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği 130 okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti hibe edecek. Bir çölyak hastası olarak eskiden tost alamıyordum. Şimdi bu projeyle birlikte glutensiz tost ben de alabileceğim. Eskiden arkadaşlarımla birlikte kantine inip onların tost almasını bekliyordum. Şimdi artık ben de projeyle tost alabileceğim. Bağırsak rahatsızlığı olan çölyak hastalığında gluten baş düşman. Bu hastalıkla mücadele verenler normal beslenemiyor. Mutlaka glutensiz ürünler kullanmaları gerekiyor. Çölyak hastası birçok öğrenci bu nedenle okul kantinlerinde eli boş dönüyor. Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği'nin projesi sayesinde çocuklar kantinden rahatça beslenecek. Beslenme sorunlarının olması bizi çok üzüyordu. Bu tostun olması beni çok mutlu etti. Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Genel Başkanı Rıdvan Fırat, projenin tüm Türkiye'de uygulanması için çalıştıklarını söyledi. Tüm okullara bu kantinlerine tost makinelerini vereceğiz. Diğer çocuklar gibi bizim özel olan çölyaklı çocuklarımız da o kantinde sıraya girip glutensiz tostunu alabilecek, glutensiz bisküvisini alabilecek, glutensiz cipsini alabilecek. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da koruma altında tutulan 30 kelaynak kuşu göç etmeleri için doğaya bırakıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen kelaynaklar göç için kanat çırptı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı. Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 30 kelaynak veteriner kontrolünden geçirilerek ayakları numaralandırılıp kanat ve gaga boyları ölçüldükten sonra doğaya bırakıldı. 2-3 hadi bismillah. Kelaynaklar bölge halkı tarafından bereketin sembolü olarak nitelendiriliyor. Dünyada ise sadece Fas ve Türkiye'de bulunuyor. Dünyada bir Afrika'da bir de Türkiye'de bulunmaktadır. Kelaynaklar Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. Geçen yıl bıraktığımız 15 adet kuşumuzdan Mısır ve İsrail sınırında kuş gözlemcileri tarafından tespiti yapıldı. Bu nasıl oldu? Bu kuşları biz serbest bırakırken halkalama işlemi yapıyoruz. Halkalama işleminde ayaklarında bir numara ve bir renkte bir seri numarası var. Nesli tehlike altında olan kelaynak kuşlarının sayısı koruma çalışmaları sonrası 321'e yükseldi. Şimdi sıcak bir gelişme. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen alt bantta da görüyorsunuz. Tahıl koridoru. Önemli gündem başlığıydı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Rus lider Putin'le de bir görüşme yapmıştı. Birleşmiş Milletler gözetiminde bir tahıl koridoru oluşturulacak ve görüşmeler devam ediyordu. Yarın İstanbul'da heyetler bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen bir açıklama var. Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın tahliyesiyle ilgili. Milli Savunma Bakanı Akar yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanları, askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşme icra edecek dedi. Anadolu Ajansı muhabirine konuştu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasında görüşmelerin yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Akar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'la görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda kırmızı hat nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.
Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyetiyle görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'na geldiğini anımsatan Akar, tüm bu gelişmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetli sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları, askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek diyor Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Yarın İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili bir görüşme gerçekleştirilecek. Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye bu masada olacak efendim. Önemli bir görüşme tahıl koridoruyla ilgili, bu sıcak gelişmeyi sizlere aktarmış olduk. Devam edelim. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle ziyaret ettiği Şanlıurfa'dayız. Balıklı Göl'e yeni bir rota daha ekleniyor. 3 yıldır restorasyon sürecinde olan Urfa Kalesi'nin Ağustos'ta yeniden ziyaret açılması hedefleniyor. Şanlıurfa'nın simgesi Balıklı Göl yerleşkesinin üst kısmında yer alan ve kente hakim konumuyla dikkat çeken tarihi Urfa Kalesi'nin yeni sezonda ziyareti açılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile tarihi kaledeki 4 bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Kale, kentin öne çıkan tarihi ve turistik mekanlarının başında geliyor. Yaklaşık 15 metre boyunda olan iki büyük Korint başlıklı sütunları ve büyük mimari kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Kale 2018 yılına kadar ziyarete açık bir kaleydi, ören yeriydi. 2018'de güvenlik tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bizim kazı çalışmaları içinde hedeflerimizden biri de bu çalışmaları, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını yaptıktan sonra ziyaretçilere uygun bir güvenli yürüme yolu teşkil ederek tekrar ziyareti açmak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tarihi Balıklı Göl yerleşkesi yakınında yapılan kazılar ziyaretçiler tarafından merakla karşılanıyor. Şimdi bir ara verelim ama ayrılmayın. Aranın hemen ardından Rize'ye gideceğiz. Çay üreticilerine budama desteği verildi. Konuşacağız üzerine. Sonra Londra'ya gideceğiz. Boris Johnson'ın ardından yeni başbakan kim olacak İngiltere'de? Orada da Özgür Özkaya, sevgili gazeteci arkadaşımız bizi bekliyor olacak ve son bilgileri kendisinden alacağız. Ayrılmayın, görüşmek üzere. Efendim gün ortası devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala dosyasını öne çekmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır denildi. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını en çok uygulayan ülkelerden olduğu da hatırlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkındaki kararına tepkiler sürüyor. AİHM gündeminde 22 dosya bulunmasına rağmen Kavala dosyasını öne çekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala davasında Türkiye'nin mahkeme kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46'ya 1. maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve hali hazırda derdest dosyaların tamamına yakının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde bir kısmının ise en az bir yıl önce Büyük Daire'ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin güvenirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Adalet Bakanlığı'ndan da karara tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyduğu hatırlatıldı. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı taahhüt etmiş ve bu taahhüdünün gereğini daima yerine getirmiş bir ülkedir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir. Zira üye ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına icra oranı %80,20 iken, Türkiye'nin icra oranı %87,98'dir. Diğer kararların icra süresi ise devam etmektedir. Türk yargı makamları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala hakkında verdiği 10 Aralık 2019 tarihli kararını uyguladıklarını defaatle belirtmişlerdir.
Terörle mücadele yurt ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya bir darbe daha indirdi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan iki PKK-YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PKK-YPG ailelerinden zorla aldığı çocukları militan kadrosuna katıyor. Terör örgütünün çocuklara yönelik yıllardır devam eden suistimalleri bir kez daha Birleşmiş Milletler raporunda yer aldı. Rapora göre örgüt geçen yıl çoğunluğu Suriye'de 250'ye yakın çocuğu zorla silah altına aldı. Terör örgütü YPG-PKK'nın Suriye'de yüzlerce çocuğu silah altına alması bir kez daha Birleşmiş Milletler'in 2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda yer aldı. Raporda dünya genelinde 6310 çocuğun çatışmalarda silah altına alındığına dikkat çekildi. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'nin işgalindeki bölgeler en çok çocuk istismarının yaşandığı yerler olarak öne çıktı. Terör örgütünün bu bölgelerde geçen yıl 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı belirtildi. Rapora göre PKK-YPG'nin bir kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu İç Asayiş Güçleri adlı terör oluşumu da aynı yıl içinde 24 çocuğu silah altına aldı. Yine PKK'ya bağlı sözde Afrin Kurtuluş Güçleri geçen yıl 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattı. PKK-YPG ile silahlı uzantıları Afrin Kurtuluş Gücü ve İç Asayiş Güçleri'nin ayrıca Suriye'de geçen yıl 73 çocuğu öldürdüğü bilgisi de raporda yer aldı. Terör örgütü PKK'nın çocukları zorla silah altına alması uzun yıllardır başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarca gündeme getiriliyor. Birleşmiş Milletler raporundaki sayının ise tahminlerin çok altında olduğu düşünülüyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünya genelindeki çatışmalarda geçen yıl 2515 çocuk öldürüldü, 5555'i sakat bırakıldı. Çocuk kaçırma ve cinsel istismar olayları da %20 arttı. Çocuklara yönelik hak ihlallerinin %55'inin devlet dışı aktörlerce işlendiğine dikkat çekilen raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde 23.982 çocuğun istismar edildiği vurgulandı. FETÖ'nün inanç sömürüsüne dair bir gerçek daha ortaya çıktı. Terör örgütünün yurt dışı organizasyonlarında kurban kestirmek isteyen insanları dolandırdığı belirlendi. Örgüt bu sayede milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. Fethullahçı terör örgütünün inanç sahibi insanların kurban görevine suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Örgüt, yurt dışı organizasyonlarında kurban kestirmek isteyen insanların kurban paralarını da hesaplarına aktardı. Afrika'da FETÖ okullarında görev yapan bir kişinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak anlattığı yöntem akıllara durgunluk verdi. İtirafçı, kurban bağışlarının sadece onda birinin kurban kesimi için kullanıldığını, kurban sahiplerine ise aynı kurbanın resimlerinin sanki kurban kesilmiş gibi gönderildiğini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'ye geldiğini belirten itirafçı, kurban kesilmek üzere gönderilen paraların tam karşılığının verilmediğini, 1000 kurban kesilmesi gerekirken 10 tane kesildiğini, insanlara kurban kesilmiş gibi resimlerin gönderildiğini söyledi. Örgüt bu yöntemle milyonlarca doları hesaplarına aktardı. FETÖ sadece yurt dışında değil, yurt içinde de topladığı kurban paralarını zimmetine geçirdi. İzmir merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların toplanan kurban bağışı paralarıyla yurt dışı gezilere çıktıkları ele geçirilen fotoğraf karelerine yansıdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PDY soruşturması kapsamında ele geçirilen fotoğraflar ve örgütün kullandığı muhasebe kayıt sistemine düşülen notlar, gözaltına alınan zanlıların toplanan kurban bağışı paralarıyla yurt dışı seyahatlerine çıktıklarını ortaya koydu. Ele geçirilen muhasebe kayıt sisteminde kurban için toplandığı görülen paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı, oluşturulan bütçenin örgütün çeşitli ihtiyaçlarının yanında örgüt üyelerinin yurt dışı seyahatlerine de aktarıldığı kaydedildi.
İzmir'de 16 Mayıs'ta FETÖ'nün Okullar ve Dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezar Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 kişiden 19'u tutuklanmıştı. Şimdi Rusya bakım onarım gerekçesiyle kuzey yakın bir boru hattından Almanya'ya doğal gaz tedarikini 10 gününe askıya aldı. Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom, İtalyan enerji firmasına da gaz akışını azalttığını duyurdu. Rusya tarafından atılan bu adımlar Avrupa'da endişe yaratıyor. Avrupa'da Rus gazı tedirginliği artıyor. Rus doğal gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan kuzey akım bir boru hattındaki akış bakım çalışmaları nedeniyle durduruldu. Avrupa'ya günlük 67 milyon metreküp doğalgaz ulaştıran boru hattında çalışmaların 21 Temmuz'a kadar süreceği açıklandı. Kış için depolarını tamamen doldurmayı hedefleyen Avrupa ülkeleri, Rusya tarafından atılan bu adımın Avrupa'ya gaz arzını daha da kısıtlamak için yapıldığından endişeli. Gazprom, 15 Haziran'da Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğini açıkladı. Bu ekipmanlar, kuzey akım bir doğalgaz boru hattının bakımı için kullanılacaktı. Bunun üzerine Rusya, söz konusu hattın toplam kapasitesinde %40 oranında kesintiye gitti. Öte yandan İtalyan enerji firması Eni de Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye gittiğini açıkladı. Eni, Gazprom tarafından önceki günlerde ortalama 32 milyon metreküp gaz tedarik edilirken, bugün yaklaşık 21 milyon metreküp gaz akışı sağlanacağına ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu. Gazprom, 15 Haziran'da Eni'ye gaz tedariğini %15 azalttığını açıklamıştı. Rus enerji firması, 17 Haziran'da da Eni'nin talep ettiği günlük yaklaşık 63 milyon metreküplük gaz miktarının sadece %50'sini karşılayacağını İtalyan firmasına iletmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara ruhsatlı silah verilsin talebine tepki gösterdi. Koca, hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir, dedi. Konya'da bir doktorun öldürülmesinin ardından başlayan kışkırtıcı tavra bir yenisi eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi. Hekim ve diğer sağlık çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası taleplerini Sağlık Bakanlığı'na iletti. Talepler arasında hekimlere ruhsatlı silah verilmesi de yer aldı. Bu talebe tepki gösteren Sağlık Bakanı sosyal medyadan açıklama yaptı. Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimler arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hasta ile hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir? Bakan Koca, bu anlayışın hasta ve hekime hasım göstereceğine işaret etti. Hekime güveni esas alın, dedi. Bu vesileyle halkımızı hatırlatmak isterim. Doktor Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açılabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar. Efendim, tüm uyarılara rağmen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 28 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arife ve bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada vatandaşları trafik kurallarına uyulması konusunda bir kez daha uyardı. Tatil bitimi olan 18 Temmuz'a kadar yollarda teyakkuzda olacaklarını vurgulayan Soylu, sürücülere emniyet kemeri uyarısı yaptı. Trafikte bayramınız kemerli olsun ifadelerini kullandı. Yurt genelinde yakalanarak göç idaresi merkezlerinde barındırılan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor. Afgan uyruklu 260 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi. Afganistan uyruklu 260 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek. Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanarak barınma merkezlerinde tutulan düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu işlemlerinin ardından Edirne geri gönderme merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Afgan göçmenler İstanbul'dan hava yoluyla ülkelerine gönderilecek. Covid-19 vakaları dünya genelinde yeniden yükselişe geçti. Endonezya'da yeniden maske zorunluluğu getirildi. Ülkede son 24 saatte 1681 yeni vaka tespitiyle toplam vaka sayısı 20.343 oldu. Dünya genelinde artışa geçen Covid-19 vakaları nedeniyle birçok ülke kaldırdığı tedbirleri yeniden gündemine aldı. Endonezya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden maske zorunluluğu getirildi. Haberi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo duyurdu. Joko Widodo, ülkeleri Covid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun yeniden getirildiğini ifade etti. Ülkede son 24 saatte 1681 yeni vaka tespitiyle toplam vaka sayısı 20.343 oldu. Öte yandan Türkiye'de ise vakaların artmasıyla hatırlatma dozu randevuları açıldı. Koronavirüs vaka haritasına göre 27 Haziran ile 3 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre %114 arttı. Son 2 haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu. Meteoroloji Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevreleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor. Son günlerde aşırı yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı meteorolojiden bir uyarı daha geldi. Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevreleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği verilere yansıdı. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği verilere yansıdı. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Efendim şimdi Rize'ye gidiyoruz. Çay üreticilerine budama desteği verilecek yeni bir destekten bahsediyoruz. Açıklama Tarım Bakanı Sayın Naip Girişçi'den geldi. 186 bin çay üreticisi 750 milyonluk liralık değerinde bir destek. Peki bu destek nasıl karşılandı? Hemen Rize'den öğreneceğiz. Rize Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Mustafa Mavi bizlerle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu desteği sormadan önce şunu sormak istiyorum. Budama desteği nedir? Bilmeyen izleyicilerimiz için bize anlatır mısınız kısaca? Şimdi aslında budama bir destek değil, budama tazminatı olarak geçer. Şimdi devlet çaylıkların gençleşmesi için eskiden 10'da 1'di. Şimdi 10'da %7'ye düşürdü onları. Yani biraz daha artırdı. Çaylıkların gençleştirilmesi için budama yapılıyor. Ve bunun da ürün kaybını devlet bize geliyor diyor. Bunun da adı aslında destek değil, budama tazminatı olarak geçiyor kanunlarda. Ve biz ürün kaybımızı devlet tarafından bize karşılandığı bir destektir. Peki bu budama çayda kaliteyi, verimi artırıyor mu? Şimdi aslında bakıldığı zaman ürünün rekoltesini biraz düşürüyor. Yani yaklaşık 212 bin dekarda bir budama yapıldı. Yaklaşık 200 bin üretici burada budama yaptı. 200 bin dekar
arazinin verdiği yaş yaprağı biz bu sene alamıyoruz. Hı-hı. Doğal olarak budama yaptığımız için yaklaşık 350-400 bin ton bir ürün kaybı oluyor. Bunun karşılığında da devlet işte bize 750 milyon lira hı-hı, destek sağlıyor. Burada aslında bize budama zorunluluğu getirmese devlet, biz çayımızı toplayıp satıp onun o kadar da ondan daha fazla para yaş yapraktan alabiliyoruz. Peki nasıl karşılandı bu destek çay üreticisi tarafından? Şimdi tabii yaklaşık 10 gün önce yoğun temaslar yaptık. Bayram öncesi bu paranın üretileceği ödenmesi için 70 yıllarda Temmuz ayının sonunda bu destekler ödeniyordu hep. Yani 20-25'inde ödeniyordu. Biliyorsunuz Kurban Bayramı 10 gün beriye gelince, bu sene işte 9'una rast gelince biz dedik ki bu sene budamaları Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesini istedik. Yetkililere temasa geçtik. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Bey. Sanırım Skype bağlantısında bir sorun hemen var. Hemen bu kararı da Mustafa Bey, beni duyuyor musunuz? Sağlıklı bir bağlantı olmadı. Rize'de zaman zaman yaşanabiliyor Skype bağlantısı üzerinde. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den gelen bir açıklama var demiştik. Budama desteği Rize'de çay üreticileriyle ilgili bu alınan karar, özellikle Karadeniz bölgesi genelinde tabii ki haliyle nasıl karşılandı üreticiler tarafında, bunu soruyoruz. Rize Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Mustafa Mavi de bizlerle birlikte nasıl karşılandı bu destek demiştik, bir virgül koymuştuk. Buyurun efendim, devam edin. Şimdi gerçekten üretici bayrama tam anlamıyla bayram havasıyla girdi. Çünkü son zamanlarda ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları tabii ki biz de hissettik. Bölgemiz çaya dayalı bir ekonomiye sahip olduğu için tamamen çaydan gelecek getirilerle ayakta duran ve insanların yaşamını sürdürdüğü bir bölge. Başka bir gelir kaynağı yok. Ve bu gelir, 750 milyonluk gelir üretici tarafından çok olumlu karşılandı. Hükümetimize, devletimize, Çaykur'a, Hazine Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi oldu. Yapanlardan bu, yani 10 gün önce bize, 15 gün önce ödemeyi yaptıkları için de yapanlara teşekkür ediyoruz. Bunun için çok olumlu oldu. Şu anda 14 Mayıs'ta biliyorsunuz yaş çay sezonu açıldı. Taban fiyatlar beraber açıldı. Daha sonra işte fiyat açıklandı. Budama destekleri arttırıldı. İşte ürün bazlı desteklerimiz artırıldı. Şu anda üretici olarak memnunuz. Peki. İyi gidiyoruz. Tabii ikinci sürgündeki beklentimiz Çaykur'un aynı alım politikasını uyguladığı takdirde ürünlerimizi hiç düşük fiyata uğramadan satmaya çalışacağız. Onu beklentimiz öyle ikinci sürgünde. Peki. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Rize'ye selamlar. Biz teşekkür ederiz. Sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Bizden de İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Evet, Rize Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Mustafa Mavi ile konuştuk. Bu budama desteği çok da olumlu karşılanmış. Şimdi birazdan İngiltere'ye de gideceğiz. Londra'da Boris Johnson'ın ardından yeni başbakan kim olacak, çok isim konuşuluyor ama son durumu da Özgür Özkaya birazdan bize aktaracak. Haberimizle devam edelim. Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmıyor. İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 169 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı ise tutuklandı. Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine karşı teyakkuz halinde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu torbacı olarak tanımlanan satıcılara verme hazırlığındaki ÖA ve NÖ'yü takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin uyuşturucu maddelerin bir kısmını araçla nakledeceği, bir kısmını ise bir evde sakladıkları belirlendi. Ekipler bunun üzerine Fatih'te belirlenen adres ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu türevlerinden metamfetamin olduğunu değerlendirdiğimiz madde. Operasyonda 129 kilogram kristal ve sıvı sentetik uyuşturucu, 40 kilogram kimyasal toz ve sıvı madde,
100 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin liraya da el konuldu. Gözaltına alınan ÖA ve NÖ, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüşme yaptı. Görüşmede Suriye'deki durumun yanı sıra Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenlik koridoru oluşturulmasına dair hususlar da ele alındı. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bayramda da diplomasi trafiği yoğundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturması planı ile ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti. İki lider bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Ayrıca özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentiler ifade edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı sonunda Güney Amerika turuna çıkacak. Erdoğan, 4 gün sürecek temasları kapsamında Meksika, Venezuela ve Arjantin'i ziyaret edecek. Venezuela'ya yapılacak iadeyi ziyarette 54 işbirliği anlaşması imzalanacak. Türkiye, Güney Amerika ile işbirliğini güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı sonunda Güney Amerika yolcusu olacak. Erdoğan, 4 gün sürecek temasları kapsamında Meksika, Venezuela ve Arjantin'i ziyaret edecek. Ziyaretin en önemli ayağını Venezuela'da oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ağırlayacak. Görüşmesinde 54 işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Değerli dostum, ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harflerle yazdırmıştır. Venezuela burada küllerinden doğan bir kuş. Venezuela'ya yapılacak iadeyi ziyarette iki ülke arasında mevcut enerji anlaşmalarının genişletilmesi gündeme gelecek. İki ülke arasında petrol, gaz, elektrikle petrokimya sektörlerinin genişletilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yeni adımlar atılması planlanıyor. Venezuela halkının 15 Temmuz'dan milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca hidrokarbon arama, üretim ve rafinaj, doğalgazın işlenmesi, pazarlanması, taşınmasıyla dağıtımına ilişkin projelerin genişletilmesi de ele alınacak. En zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 1,5 ay önce Ankara ziyareti sırasında Türk yatırımcıları ülkesine davet etmişti. Venezuela'daki Türkiye için ayrılan ve Turkish Land olarak adlandırılan bölgede masadaki başlıklar arasında olacak. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği imkanları ve karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. Yatırımcının elde edeceği hasılat, Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabilecek. Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bu konuda somut adımlar atılması öngörülüyor. İlişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Eğitim ve kültür, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli başlıkları arasında
yer alıyor. Un mundo pluripolar lo llamamos nosotros. Bir dünya ki biz buna çok kutuplu dünya diyoruz. Bu anlamda Türkiye bizim için bir örnek teşkil ediyor. Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirdiğinizde Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanının G20 üyesi Meksika ve Arjantin temaslarındaysa ağırlıklı olarak ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak. Türkiye son dönemde Latin Amerika ülkeleriyle daha sıkı ilişkiler sağlamak amacıyla bölge ülkelerine yönelik aktif bir dış politika izliyor. 2010 yılına kadar bölgede Türkiye'nin 6 diplomatik temsilciliği varken bu sayı bugün 20'yi buldu. İran'la Katar arasındaki diplomatik temas sıklaştırıldı. İki ülke Dışişleri Bakanı'nın Tahran'da bir araya gelmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed El Sani telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede liderler birbirlerine Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Reisi bir telefon görüşmesi de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptı. İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan Doha ile Tahran arasındaki diplomatik temaslar sürdürülüyor. Geçen hafta Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman İran'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir de telefon trafiği başlatıldı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi yaptı. İranlı ve Katarlı yetkililerin son dönemde yoğun görüşmelerine değinen reisi, bu görüşmelerle istişarelerin iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasında olumlu etki bırakıyor dedi. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani de telefon görüşmesinde İran halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Katar emiri ayrıca ikili ilişkilerin gelişme sürecinden ve anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Katar emirinin yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de telefonda görüştü. Reisi, ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki alışverişlerin özellikle de enerji ile tarım alanında artması için hazırız ifadelerini kullandı. Şahbaz Şerif'le takas yöntemiyle alışveriş yapmak ve aynı zamanda enerji alanında işbirliği yapmak istediklerini bildirdi. Yaptırımların altındaki İran ve Rusya'dan doları saf dışı bırakma hamlesi geldi. Açıklamayı İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Ahmed yaptı iki ülke arasında. Finansal anlaşmaların sağlandığını belirten İran Merkez Bankası Başkanı, Tahran ve Moskova arasındaki ticari işlemlerde dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Dolar hegemonyasının çöküşü hız kazandı. Ülkeler teker teker ulusal para birimiyle ödeme sistemine geçiyor. Bu konuda İran ve Rusya da yeni yollar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Açıklama İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi'den geldi. Salih Abadi, yaptırımlar altındaki Tahran'la Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanlarda bazı önemli anlaşmalar sağlandığını belirtti. İran Merkez Bankası Başkanı, iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladıklarını söyledi. Rusya ziyareti dönüşünde başkent Tahran'da basın açıklaması yapan İran Merkez Bankası Başkanı, ulusal para birimlerinin kullanılması Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi dedi. Yakında varılan anlaşmaların hayata geçeceğini belirtti. İki günlük ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Rusya'ya giden Salih Abadi, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'la bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasındaki bankacılık işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. İran 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalırken, Rusya ise Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında uluslararası yaptırımların hedefi oldu. Hindistan'dayız. Hindistan, Rus doğalgazından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Goyal, ülkesinin Rusya'dan petrol ithal etmeyi sürdüreceğini belirtti. Goyal, Batı'nın da Rus gazı kullandığına dikkat çekti. Hindistan, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen Rus doğalgazından vazgeçmiyor. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal,
Batı'dan gelen eleştirilere yanıt vererek ülkesinin Rusya'dan petrol ithal etmeye devam edeceğini belirtti. Financial Times gazetesine röportaj veren Goyal, Rusya ile Hindistan'ın arasındaki uzun süredir devam eden ilişkiye dikkat çekti. Her iki ülkenin de ulusal menfaatlerini korumak zorunda olduğunu söyleyen Goyal, Avrupa'nın da Rus doğalgazını kullandığını söyledi. Srebrenica kurbanları katliamın 27. yılında törenlerle anıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda katliamın merkez üssü olarak kullanılan eski akümülatör fabrikasında tören yapıldı. Ayrıca kimliği belirlenen 50 kurban daha Potoçari anıt mezarlığına defnedildi. Srebrenica katliamı aradan geçen 27 yıla rağmen hala yakın tarihin kanayan yarası olarak tazeliğini koruyor. Srebrenica için Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler'in üs olarak kullanıldığı ve katliamın merkezi haline gelen eski akümülatör fabrikasında anma töreni düzenlendi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Başkanı Sefik Dzaferovic, katliamın planlı şekilde yapıldığına dikkati çekti. Srebrenica'nın bugün dünyanın en üzünlü kenti olduğunu söyledi. Benim sahrane. Anma törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve bazı AK Partili milletvekilleriyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada uluslararası toplumun Srebrenica'da yaşananlara sessiz kaldığını belirtti. Bu katliamın failleri kadar uluslararası camianın da bir şekilde payı olduğunu unutmamamız gerekir. Uluslararası camianın göstermiş olduğu sessizlik, kararsızlık ve en acısı duyarsızlık hala hafızalarımızdadır, hala kayıtlardadır. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için bu soykırımın suçlularının hepsinin uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmaları, bu suça ortak olanların da mahkeme önlerine çıkartılmaları şarttır. Anma töreninin ardından soykırım mezarlığı olarak bilinen Potoçari Anıt Mezarlığı ziyaret edildi. Kurbanların mezarlarına karanfiller bırakıldı. Srebrenica'da kayıpları bulmak için devam eden çalışmalarda naaşlarına ulaşılan kurbanlar kimlikleri tespit edilerek her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Bu yıl kimlikleri tespit edilen 50 kurban daha törenle defnedildi. Son definlerle Srebrenica'da şu ana kadar kimliği belirlenenlerin sayısı 6.721'e yükseldi. Srebrenica katliamının kurbanları Balkan ülkelerinde de törenlerle anıldı. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden sessiz atlayış yapıldı. Zenica'da katliamın kurbanları için sessiz yürüyüş düzenlendi. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da anma töreni yapıldı. Yugoslavya İç Savaşı'nda Rotko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'yı işgal etti. Mladic kente hiç zorlanmadan girerken Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan siviller de Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların şehirden çıkmasına izin veren Sırplar, en az 7.372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Birleşmiş Milletler korumasındaki binlerce sivilin Avrupa'nın gözü önünde katledilmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçti. Sivilleri Sırp birliklerine terk eden Hollanda'nın katliamdaki rolü ise hala tartışılıyor. Şehrin işgal edilmesinin ardından Hollandalı askerlerin komutanı Tom Karmans'ın 11 Temmuz günü katliamın komutanı Mladic'le kadeh kaldırması büyük tepki toplamıştı. Şimdi İngiltere yeni başbakanını arıyor. Geçtiğimiz hafta Boris Johnson istifa etti. Birçok isim konuşuldu. Hayır dedi, biz aday olmayacağız. Ama İngiltere'de ne oluyor öğrenelim. Londra'ya gidiyoruz. Buckingham Sarayı'nın önünde gazeteci sevgili Özgür Özkaya bizi bekliyor. Ve son durumu alacağız. Hoş geldiniz Özgür Özkaya. Merhaba Yeşim Hanım. Yayınlar, kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun, çok teşekkürler. Selamlar. Şimdi iyi bayramlar haliyle yurtta bayram coşkusu da var ama İngiltere'nin
gündemi oldukça karışık başbakan arayışları. Ne oluyor? İngiltere başbakanını seçecek mi? Şu anda bakıldığı zaman Buckingham Palace'ın hemen önündeyiz. İnsanlar burada karnaval havası eşliğinde hareket ediyorlar. Aslında çok da başbakanın kim olacağını öyle sanıyorum ki dert eden bir topluluk yok burada. Ki zaten Londra oldukça kozmopolit bir şehir. Sadece İngilizler değil, dünyanın çeşitli noktalarından gelen seçkin bireyler de burada Londra'da yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve İngiliz hükümetinin belirlediği koşullar çerçevesinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bildiğiniz gibi Boris Johnson geçtiğimiz günlerde Muhafazakar Parti'nin baskılarına daha fazla dayanamayıp istifa etmek zorunda kalmıştı. Görevini hala sürdürüyor yeni bir lider gelinceye kadar ve yeni liderin seçilmesi kapsamında da artık neredeyse son düzlüğe girilmiş durumda. Şu an itibariyle 11 aday netleşti. Bu 11 adaydan her biri Muhafazakar Parti'nin içerisindeki 170 partiliden yaklaşık 20 kişinin desteğini alarak resmi anlamda başvuruda bulundu, adaylığını ilan etti. Bu adaylığını ilan eden en ciddi adaylardan 3 tanesi ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, ki istifa dalgasının aslında ateşini Rishi Sunak bir şekilde ateşlemişti o dalgayı. Rishi Sunak'ın bahanesi ise daha doğrusu öne sürdüğü gerekçe şu olmuştu: Başbakan Boris Johnson'la artık çalışmak mümkün değil, başbakan vermiş olduğu hiçbir sözde durmuyor şeklinde. Hemen arkasından Said Javid de istifa etmişti, Sağlık Bakanı, ve Liz Truss Dışişleri Bakanı. Bir önceki bağlantıda özellikle Ben Wallace ve Liz Truss'tan bahsetmiştik. Her iki ismin de adaydı, öne çıkıyor ve ikisinden birisi başbakan olabilir diye. Şu an itibariyle Ben Wallace akşam saat Türkiye saatiyle 8'e kadar artık başvurular tam anlamıyla teslim edilecek ve yeni başvuru kabul edilmeyecek. 20'ye kadar tayin edilecek süreç ve bu sürece kadar Ben Wallace'ın başvuru yapması gerekecek, ama şu ana kadar Ben Wallace cephesinden herhangi bir ses çıkmış değil. Başvuru yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu da önümüzdeki saatler için göreceğiz. Şu an itibariyle Rishi Sunak, Javier Said ve bir taraftan da Liz Truss en önemli başbakan adayları olarak göze çarpıyor. Liz Truss'ın özellikle kampanyasına bakıldığı zaman, burada tabii enflasyonun yükselmesi, ekonomik problemlerin yaşanmasıyla birlikte Liz Truss şunu ifade etti: vergi indirimine gidileceğinden söz etti ki bu İngiliz vatandaşların oldukça dikkatini çeken bir ifadeydi. Çünkü vergilerin yoğun olması, bir taraftan ağır olması gerçekten İngilizlerin bir taraftan da boynunu bükmüyor değil. Peki Rishi Sunak neler söyledi? Maliye Bakanı ise şu an itibariyle vergilerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasının pek mümkün olmayacağını, bunun doğru da olmayacağını belirtti. Şu an itibariyle her iki kişinin de, her iki adayın da birbiriyle çelişen ifadeleri var. Özellikle daha doğrusu çelişen değil de birbiriyle taban tabana zıt ifadeleri var. Neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. 2-3 gün içerisinde partililer, özellikle Muhafazakar Parti'ye oy vermiş üyeler yeni başbakan için oylarını verecekler ve ardından belirli bir süreç yaşanacak. Bu süreç 21 Temmuz'da sona erecek ve 21 Temmuz akşamı da İngiltere artık yeni başbakanını seçmiş olacak. Şu an itibariyle özellikle sosyal medyaya ve bir taraftan da yazılı basına bakıldığı zaman, özellikle Daily Telegraph gazetesi ve The Guardian'a favori aday olarak Liz Truss ön plana çıkıyor. Dışişleri Bakanı'ydı daha önceden. Tabii burada Rusya ile olan ilişkilerin neler olacağı da merak konusu, ki Liz Truss, daha önceden de söz etmiştim, şahin bir isim olarak ön plana çıkıyor. Ben Wallace da keza aynı şekilde, neler olacağını göreceğiz. Bundan önce Başbakan Boris Johnson'ın her an gidebileceğine ilişkin bir takım deklarasyonlar vardı, ifadeler vardı. Analistlerin bu şekilde bir öngörüleri vardı, ama Başbakan Boris Johnson koltuğunu sağlam bir şekilde bırakmamakta kararlıydı. O dönem ön plana çıkan bir isim daha vardı. O da Maliye Bakanı Rishi Sunak. Onun da başbakan olabileceği gelecekte belirtiliyordu. Herhalde yavaş yavaş artık noktalamamız mı gerekecek? Hayır, lütfen buyurun devam edin. Ben hayır devam edebilirsiniz. Evet dedim sadece. Yayının sonuna geldiğimizi düşünün. Rishi Sunak lütfen, ismi buyurun. Ön plana çıkıyordu. Rishi Sunak da tabii ilk defa başbakanlığa resmi anlamda adaylığını koydu. Başbakan Boris Johnson'ın hangi adayı destekleyeceği de tabii bir taraftan merak konusu. Başbakan Boris Johnson'a soru yöneltildi. Hangi adayı destekleyeceksiniz? Şu ana kadar 11 kişi adaylığını resmi anlamda açıkladı dedi. Diğer adayların aslında pek de galiba sıralamaya giremeyeceği ortada, ama onlar biraz popülizm ve partilerinde isimlerini duyurabilmek adına adaylığını açıkladılar.
ki bu aday da özellikle Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan sonra Kuzey Iraklı bir isim göreve gelmişti. Göreve gelir gelmez kendisi istifa etmedi ama şu an itibariyle başbakanlığını açıkladı. Başbakan Boris Johnson'a bu soru yöneltildiğinde kendisi hiçbir adayı desteklemediğini, şu an itibariyle bir adayı desteklediğinde o adaya haksızlık edeceğini ifade etti. Çünkü kamuoyunun tepkisiyle o aday karşı karşıya gelebilirdi ve dolayısıyla susmayı sürdürdü Başbakan Boris Johnson. Şu an itibariyle bakıldığı zaman İngiltere'de özellikle İngilizler, her ne kadar kozmopolit olarak adlandırdığımız Londra'da yurt dışından gelen vatandaşların İngiliz Başbakanının kim olacağına ilişkin herhangi bir öngörüleri ya da merakı olmasa bile İngiliz vatandaşların bu konuda merakı, hassasiyeti var. Bir taraftan da Boris Johnson'a yönelik tepkiler bitmek, tükenmek bilmiyor. Şu an itibariyle Boris Johnson'ın özellikle başbakanlık koltuğunda daha fazla oturmamaları gerektiğinin altı çizildi. Ki bununla ilgili olarak da Muhafazakar Parti süreci hızlandırmak adına normalde 8 milletvekilinin desteğini alan kişi resmi anlamda aday olabiliyordu. Bu sayıyı 20'ye çıkarttı ve dolayısıyla 30'lu 40'lı adaylarla karşılaşmamak adına bir noktada da süreci hızlandırma adına elinden geleni yaptı. Evet, tabii şimdi bir taraftan Muhafazakar Parti'nin lideri olacak dedik yeni başbakan. Boris Johnson'ın siyasi hayatı da merak ediliyor. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bir taraftan da tabii haliyle Türkiye-İngiltere ilişkileri, değil mi? Türkiye-İngiltere ilişkileri mevcut Dışişleri Bakanı Liz Truss döneminde de zaten imesini sürdürdü, trendini sürdürdü. Bildiğiniz gibi ikili anlamda ekonomik işbirliği de söz konusuydu İngiltere ve Türkiye arasında. Ki zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylemleri bakıldığı zaman bütün dünyaya res çekiyor. Fakat söz konusu İngiltere olduğu zaman pek İngiltere'ye söz edemeyen bir lider olarak tanınıyor. Çünkü burada adı konulmamış çok önemli anlaşmalar var. İngiltere ve Türkiye adına Liz Truss'un da İngiltere ve Türkiye arasındaki işbirliğini sürdüreceğinden söz edelim. Burada tabii özellikle Türk vatandaşlarının İngiltere'de ikamet etmek için belirlediği ve bir izlediği rota söz konusu. Bu rota Ankara Anlaşması'ydı. İngiltere Brexit süreciyle birlikte Avrupa'dan çıktıktan sonra Ankara Anlaşması da bir nevi rafa kaldırılmış oldu. Fakat İngiltere'de de bazı milletvekilleri özellikle Türklerin buraya gelmesi ve iş yükünü hafifletmesi adına bir takım çalışmalarını sürdürüyor. Burada Türklerden çok memnunlar. Oldukça çalışkan bir halk olarak tabir ediliyor Türkler burada ve Ağustos ayının ortalarına doğru yeni bir vize türü üzerine yoğunlaşılmış ve bu vize türünün açıklanması bekleniyor. Yani Türklerin burada Ankara Anlaşması'na alternatif olarak yeni bir anlaşmayla İngiltere'de istihdam olunabileceğine ilişkin bir takım sinyaller var. En azından Muhafazakar Parti'deki bazı isimlerin bu noktada kanıları söz konusu. Liz Truss'un da bu çemberin dışına çıkacağını pek düşünmüyorum. İkili anlamda tabii NATO üyesi her iki ülkede ve dolayısıyla çeşitli işbirlikleri de söz konusu. Kıbrıs üzerinde bildiğiniz gibi garantör ülkelerden bir tanesi de İngiltere. Libya'da da İngiltere ve Türkiye arasında yine adı konulmamış bir takım anlaşmalar söz konusu. Evet. Ve orada da her iki ülke aynı frekansta yer alıyor. Peki. Özgür Özkoy'a çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi çalışmalar. İngiltere'ye selamlar. Ben teşekkür ederim. Baş üstüne. İngilizlerin de size selamı olduğu kanısındayım ki daha önceden yapmış olduğunuz bağlantı da zaten sosyal medyada burada çok ciddi bir şekilde dolaşıma konulmuş. Ve insanlar da gördükleri zaman bana selam verdiler. Size de selam söylememi belirttiler. Bir mukavele. Çok sağ olun. Selam yollamış olayım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çalışmalar. Gözler 21 Temmuz'da Özgür Özkaya bize Londra'dan son durumu da aktardı. Bundan sonra seçilecek başbakan hem Muhafazakar Parti'nin lideri olacak, hem İngiltere'nin yeni başbakanı olacak, süreç nasıl evrilecek, tabii nasıl karşılanacak, sonrasında Türkiye-İngiltere ilişkileri nasıl etkilenir, hepsini sormaya çalıştık, yanıtlarını aldık sevgili Özgür Özkaya'dan diyelim. Ve böylelikle gün ortasında biz burada noktalıyoruz efendim. Yoğun bir gündemle karşınızda olduk. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Ulusal Kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bir kusurumuz olduysa affola. Burada noktalayalım. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Yarın görüşmek dileğiyle.